Agatha Christie, Arka Sokaktaki Cinayet. Gay için bir peni lütfen Sir. Dipnot. İngiltere'de her 5 Kasım gecesi, Guy Fawkes gecesinde, Guy Fawkes maskesi takarak sokaklarda dolaşıp para toplarken söylenen söz. Bu gece bahçelerde büyük ateşler yakılır ve İngiliz tarihinin en büyük vatan haini kabul edilen Guy Fawkes'ın samandan temsili kuklası ateşe verilir. Havai fişekler patlatılarak Guy Fawkes'un cezalandırılması kutlanır. Yüzü gözü pislik içindeki küçük oğlan çocuğu neşeyle gülümsüyordu. Müfettiş Cep, söz konusu bile olamaz diye homurdandı. Bana bak yavrum. Ve bunu kısa ama sert bir uyarı konuşması izledi. Duyduklarından ötürü korkan çocuk hızla geri çekildi. Kaçarken bir yandan da arkadaşına yüksek sesle ve anlaşılır bir şekilde sesleniyordu. Blimey, bu adam eğer polis değilse ben ne olayım? Çocuğun başında bulunduğu çete hızla sokaktan uzaklaştı. Müfettişe eşlik eden, kısa boylu, yaşlı, yumurta kafalı, ilginç bıyıklı adam bu sırada kendi kendine gülüyordu. ''Çok iyi Cep!'' diye mırıldandı adam. ''Çektiğin nutuk gerçekten kusursuzdu. Tebrikler!'' Cep homurdandı. ''Guy Fawkes gününü bahane edip dileniyorlar. Hepsi bu!'' ''Poirot, ilginç bir anma töreni!'' diye mırıldandı. Düşünceliydi. ''Havai fişekler patlıyor, pat çat. Hem de olayın üstünden bunca zaman geçmesine rağmen.'' Scotland Yard müfettişi başını sallayarak onayladı. ''Ben bu çocukların Guy Fawkes'ın kim olduğu konusunda en ufak fikirleri olduğunu bile sanmıyorum. Bilseler bile hiç şüphesiz çok geçmeden bir kavram karmaşasının içinde kalacaklardır. 5 Kasım'da havaya yükselen bu havai fişek aslında bir onurlandırma mı yoksa kınama mı? İngiliz parlamentosunu havaya uçurmak. Acaba bu gerçekten bir suç mu yoksa aslında soylu bir eylem mi?'' Cep kıkırdadı. İnsanların bir kısmının ikinci görüşü benimsediklerinden hiç şüphem yok. İki adam ana caddeden ayrılarak nispeten sakin olan arka sokaklardan birine saptılar. Birlikte akşam yemeği yemişlerdi. Şimdi ise kestirmeden Poirot'un evine gidiyorlardı. Yürüdükleri sırada zaman zaman havai fişeklerin ateşlenirken çıkardıkları sesleri duyuyorlar. Hemen ardından da gökyüzünden adeta altından kıvılcımlar yağmaya başlıyordu. ''Tam katillere uygun bir gece.'' dedi müfettiş Cep. Tam bir müfettiş gibi konuşmuştu. ''Böyle bir gecede ateş edildiğini kimse duyamaz. Bu hiç kimsenin dikkatini çekmez.'' Hercule Poirot da onu onayladı. ''Cinayet planı yapanların böyle fırsatlardan neden yararlanmadıklarını hep düşünmüşümdür. Bence çok tuhaf.'' ''Biliyor musunuz Poirot, bazen içimden siz bir cinayet işleseniz ne ilginç olurdu diye düşünüyorum. Hatta belki bunu istiyorum bile.'' ''Aa dostum?'' ''Evet, gerçekten bunu nasıl planlardınız çok merak ediyorum.'' ''Eğer gerçekten bir cinayet işleyecek olsam, inanın benim bunu nasıl gerçekleştirdiğimi anlamanız olanaksız olurdu. Bu konuda en ufak bir şansınız bile olmazdı.'' Müfettiş neşeyle ve içtenlikle gülümsedi ve yumuşak bir tavırla ''Siz gerçekten kendini beğenmiş küçük bir şeytansınız.'' dedi. Ertesi sabah 11.30'da Hercule Poirot'un telefonu çaldı. ''Alo, alo, alo, Poirot sen misin?'' ''Oui, c'est moi.'' ''Poirot, benim Cep. Dün akşam eve Barsley Garden sokağından geçerek gittiğimizi anımsıyorsunuz değil mi?'' ''Kesinlikle.'' ''O gürültülerin arasında birinin vurulmasının nedenle kolay olabileceğini konuştuğumuzu da anımsıyorsun değil mi?'' ''Kesinlikle.'' ''Evet, işte tam da dün geçtiğimiz o sokakta bir intihar olayı gerçekleşmiş. 14 numarada. Genç, dul bir kadın. Bayan Allen. Oraya gidiyorum. Benimle gelmek ister miydiniz?'' ''Affedersin ama dostum, senin kadar önemli birinin basit bir intihar olayına gönderilmesi normal mi?'' ''Çok zekice bir soru dostum.'' ''Hayır, normal değil.
Doğrusunu isterseniz adli tıptaki doktorlar bu intihar olayında tuhaf bir durum olduğunu düşünüyor. Gelmek ister misiniz? İçimde sizin de orada olmanızın iyi olacağına dair bir his var. Tabii gelirim. 14 numara demiştiniz değil mi? Evet. Poirot, Barstigard'ın sokağı 14 numaraya içinde müfettiş Cep ve 3 adamının bulunduğu arabayla neredeyse aynı anda vardı. Ev bir anda tüm çevrenin ilgi odağı olmuştu. Şoförlerden ve karılarından, sokak çocuklarından, boş gezen aylaklardan tutun da şık giyimli yoldan geçen zenginlerden oluşan büyük bir kalabalık, ağızları açık, büyük bir merak ve ilgiyle 14 numaralı eve bakıyorlardı. Bir polis kapının hemen önünde kaldırımda durmuş, tüm gayretiyle meraklı kalabalığı evin yakınından uzaklaştırmaya çalışıyordu. Ellerinde kameralar bulunan heyecanlı, atik bir grup genç, Cep'in arabadan inmesiyle birlikte kalabalığı yararak ileri atıldı. ''Arkadaşlar, bir açıklama için henüz çok erken.'' diyen Cep, onlardan güçlükle sıyrılarak Poirot'a baktı. ''Demek geldiniz. Hadi içeri girelim.'' Hızla binaya girdiler. Kapı arkalarından kapandı ve kendilerini çok küçük, loş bir merdiven eşiğinde buldular. O sırada merdivenin üstünde beliren bir polis, Cep'i tanıyarak seslendi. ''Yukarı gelin efendim.'' Cep ve Poirot merdivenlerden çıktılar. Merdivenin başında duran adam soldaki bir kapıyı açtı. Hep birlikte küçük yatak odasına girdiler. ''Sanırım size kısaca önemli birkaç noktayı belirtmemi istersiniz efendim.'' ''Kesinlikle evet Jameson.'' diyen Cep ekledi. ''Konu hakkında ne biliyoruz?'' O bölgede görevli olan müfettiş Jameson derin bir soluk aldıktan sonra açıklamalarına başladı. ''Maktul, Bayan Allen diye biri efendim. Miss Blunderlate adında biriyle bu evde yaşıyormuş. Olay sırasında Miss Blunderlate hafta sonu için taşradaki akrabalarının yanındaymış ve ancak bu sabah dönmüş. İçeri anahtarıyla girmiş ve içeride kimseyi bulamayınca oldukça şaşırmış.'' Genellikle her sabah saat 9 sularında temizlik için bir kadın gelirmiş. Miss Blunderlate öncelikle yukarı çıkıp kendi odasına, yani şu an bulunduğumuz odaya girmiş efendim. Sonra da hemen karşıdaki Bayan Allen'ın odasına doğru yönelmiş. Fakat kapı içeriden kilitliymiş. Kapıyı zorlamış, kapıya vurmuş, seslenmiş ama yanıt alamamış. Daha sonra tedirgin olup polisi aramış. Bizi aradığında saat 11'e çeyrek vardı. Hemen buraya gelip kapıyı kırdık. Bayan Allen'ın odasında yere yığılmış yatar durumda bulduk. Kafasında bir kurşun yarası ve elinde bir tabanca vardı. 25 kalibrelik bir Webley. Çok açık bir intihar vakası. Peki, Miss Blunderlate şu anda nerede? Aşağıda oturma odasında efendim. Çok soğukkanlı, becerikli, genç bir bayan olduğunu söyleyebilirim. Akıllı ve zeki biri. Onunla daha sonra konuşurum. Şimdi Brett'i bulmalıyım. Poirot ile birlikte koridora çıktılar ve hemen karşıdaki odaya girdiler. Zayıf, uzun boylu, yaşlıca bir adam onların içeri girmeleriyle birlikte doğrulup başını salladı. ''Merhaba Cep, seni gördüğüme sevindim. Gelmen iyi oldu.'' İlginç bir olay. Cep ona doğru yürüdü. Bu arada Hercule Poirot odayı inceliyordu. Burası biraz öncekine göre oldukça büyük bir odaydı. Diğeri yalnızca basit sıradan bir yatak odasıyken, burası balkonlu, yatak odasından çok oturma odası olarak nitelendirilebilecek kadar büyük bir odaydı. Duvarlar gümüş grisi, tavansa zümrüt yeşiliydi. Gri yeşil desenli perdeler odaya modern bir görünüm veriyordu. Üzerine parlak zümrüt yeşili kapitone bir örtü ve çok sayıda gümüş ve altın rengi yastık bulunmuş bir kanepe hemen göze çarpıyordu. Odada bunların dışında uzun, cevizden antika bir yazı masası, yine cevizden yüksek bir şifoniyer ve çok sayıda modern, parlak krom sandalye vardı. Alçak bir cam sehpanın üzerinde sigara izmaritleriyle dolu bir kül tablası duruyordu.
Herkül Poirot birkaç kez belli etmeden havayı kokladı. Sonra da cesedin başında duran müfettiş cephin yanına gitti. Yerde, sanki krom sandalyelerden birinden düşmüş gibi iki büklüm bir vaziyette, tahminen 25'ten fazla gösteren genç bir kadının cesedi vardı. Kadının saçları sarı, yüz hatları belirgin ve güzeldi. Çok az makyaj yapmıştı. Çarpıcı derecede güzel ama biraz aptal bir ifade vardı bu yüzde. Sol tarafında, şakağındaki yarasından akan kurumuş kanlar vardı. Sağ elinde küçük bir tabanca duruyordu. Kadın boynuna kadar kapalı, sade, koyu, yeşil, basit bir elbise giymişti. ''Evet Brett, bir sorun mu var?'' Cep yerde iki büklüm yığılıp kalmış cesede bakıyordu. ''Pozisyon doğru.'' diye açıkladı doktor. ''Eğer kendini vurduysa sandalyeden aynen bu pozisyonda kayıp düşer. Kapı kilitliydi ve pencerelerde içeriden sürgülenmişti. Öyleyse her şey normal. Peki sorun ne?'' ''Silaha baksana. Hiç dokunmadım. Parmak izi alacak ekibi bekliyorum. Ama sanırım ne kastettiğimi sen de hemen anlayacaksın.'' Poirot ve Cep diz çökerek tabancayı yakından incelediler. ''Ne kastettiğini anlıyorum.'' dedi Cep doğrulurken. ''Tabanca avucunun içinde duruyor. Sanki onu kavramış gibi görünüyor ama gerçekte tutmuyor. Başka bir şey var mı?'' ''Çok şey var. Tabanca sağ elinde. Yaraya bir bakın. Tabanca başına tam sol kulağın üstünden dayanmış. Sol taraftan, anlıyor musunuz?'' ''Hımm.'' dedi Cep. ''Durum anlaşılıyor. Sağ eliyle tabancayı bu şekilde tutup ateşlemiş olamaz.'' ''Bu kesinlikle olanaksız. Bunu açıkça belirtmeliyim. Gerçi kolunuzu başınızın öteki tarafına uzatabilirsiniz. Ama bu pozisyonda ateş edilebileceğini hiç sanmıyorum. Bu konuda ciddi şüphelerim var.'' ''O zaman durum açık. Biri onu öldürdü ve olaya intihar süsü vermek istedi. Peki ya kilitli kapı ve pencerelere ne diyeceksiniz?'' O anda müfettiş James'ın söze karıştı. ''Pencere kapalı ve içeriden sürgülüydü efendim. Kapı kilitliydi ve anahtarı bulamadık.'' Cep başını salladı. ''Desenize katil bunu hiç hesaba katmamış. Her kimse buradan ayrılırken dışarıdan kapıyı kilitledi ve anahtarın yokluğunun fark edilmeyeceğini sandı.'' Poirot mırıldandı. ''Ne aptallık.'' ''Aa Poirot, yaşlı kurt. Herkesi kendi parlak zekanı esas alarak değerlendirmemelisin. Bu kolayca gözden kaçabilecek bir durum. Kapı kilitlidir. İnsanlar içeri doluşur. Kadın ölmüştür ve silah elindedir. Tipik bir intihar sahnesi. Her şey kadının kendini vurduğunu göstermektedir. Böyle bir durumda anahtarı düşünen pek olmaz. Aslına bakılırsa Miss Plunderlate'in hemen polisi çağırmış olması büyük şans. Kapıyı kırmak için komşulardan birini çağırmış da olabilirdi. O zaman anahtarın konusu bile olmaz. Bu ayrıntı gözden kaçardı.'' ''Evet, sanırım bu doğru.'' Herkül Poirot başıyla da onayladı. ''Birçok insanın böyle bir durum karşısındaki tepkisi bu olurdu. Polis genellikle en son başvurulan mercidir, değil mi?'' Belçikalı dedektif gözlerini cesetten ayıramıyordu. Cep sordu. ''Poirot, sizi rahatsız eden bir şey mi var?'' Bu sıradan bir soruydu ama Cep'in gözlerinde merak ve dikkat dolu bir bakış belirmişti. Herkül Poirot ağır ağır başını salladı. ''Bileğindeki saate bakıyordum.'' Eğildi ve parmağının ucuyla saate dokundu. Bu siyah kadife kayışlı, zarif pırlantalarla çevrili bir saatti. Ölen kadının sağ bileğindeydi. Cep, ''Çok güzel bir saat.'' diye mırıldandı. ''Oldukça pahalı olmalı.'' Bu arada göz ucuyla Poirot'u süzüyordu. ''Acaba bu ayrıntı bize yardımcı olabilir mi?'' ''Olabilir, evet.'' Poirot yazı masasına doğru ilerledi. Bu, yazı yazılacak kısmı aşağı doğru katlanıp kapatılabilen bir masaydı ve odadaki renk yelpazesiyle tam bir uyum içindeydi.
Masanın ortasında oldukça büyük gümüş rengi bir mürekkep okkası ve hemen önünde de şık, yeşil bir sümen duruyordu. Bunun hemen sol yanında da içinde gümüş rengi bir dolma kalem, yeşil bir mühür, bir kurşun kalem ve iki pul bulunan uzunca, yeşil cam bir kase vardı. Sümenin sağ tarafında ise ayaklı bir takvim duruyordu. Bunun dışında içinde bilyeler ve parlak yeşil bir tüy kalemin bulunduğu cam bir kase vardı. Poirot'un dikkatini özellikle bu kalem çekmiş gibiydi. Kalemi eline alıp baktı. Ama kalemde mürekkep izine rastlanmıyordu. Herhalde oraya yalnızca dekorasyonun bir parçası olarak yerleştirilmişti. Kullanılan ucu mürekkepli gümüş saplı kalemdi. Poirot'un gözü takvime kaydı. 5 Kasım Salı, dedi Cep. Yani dün, bu doğru. Brett'e döndü. Öleli ne kadar olmuş? Dün gece 11.33'te ölmüş, dedi Brett kendinden emin bir tavırla. Sonra Cep'in şaşkın yüz ifadesini fark ederek gülümsedi. Affedersin sevgili dostum, fazlasıyla kesin konuşmuş olmam sanırım seni şaşırttı. Bir an kendime her şeyi bilen doktor rolüne kaptırdım. Aslında kesin ölüm saatinin yaklaşık 15 suları olduğunu söyleyebiliriz. Arada ufak bir yanılma payı olabilir çünkü. Bir an için saatin durmuş olduğunu ya da buna benzer bir kanıt bulduğunu sandım. Gerçekten de durmuş ama 4'ü çeyrek geçe. Sanırım kadının 4'ü çeyrek geçe öldürülmüş olması olanaksız, öyle değil mi? Kesinlikle olasılık dışı. Bunu zihninden silebilirsin. O da iyi, diyen Cep ekledi. Ama yine de umutsuzluğa kapılmak için bir neden yok. Bu arada masanın üstünü karıştıran Poirot sümenin kapağını kaldırmıştı. Sümenin içinde en üstte duran kağıt bembeyazdı. Poirot alttaki birkaç sayfaya daha baktı. Ama hepsi aynıydı. Sonra tüm dikkatini çöp kovasına yöneltti. Çöp kovasının içinde 2-3 yırtılmış mektubun yanı sıra birkaç reklam broşürü vardı. Yalnızca ortadan ikiye yırtılıp atılmışlardı. Dolayısıyla birleştirilmeleri sorun olmadı. Bir derneğin işsiz kalmış savaş gazilerine yardım çağrısı, 3 Kasım'daki bir parti davetiyesi ve bir terzi randevusu. Broşürlerse bir kürk mağazasına ve bir alışveriş merkezine aittiler. Cep, bir şey yok, dedi. Poirot, evet ilginç, diye mırıldandı. İntihar etmiş olsa mektup bırakmış olması gerektiğini mi kastediyordunuz? Kesinlikle. Bu da olayın intihar olmadığının bir diğer kanıtı. Cesedin yanından uzaklaştı, kapıya doğru ilerledi. Adamlarımı işe başlamaları için çağırayım. Aşağı inip Miss Blunderlate ile konuşmamızda yarar var. Poirot siz de geliyorsunuz değil mi? Poirot hala dalgın dalgın yazı masasına ve üzerindekilere bakıyordu. Orada büyülenmişçesine kala kalmıştı. Biraz sonra kapıya doğru ilerledi. Ama odadan çıkmadan önce son bir kez dönüp parlak zümrüt yeşili tüy kaleme baktı. İkinci bölüm. Dar merdivenin aşağısındaki kapıdan geniş bir odaya giriliyordu. Burası insanda ilk anda ahırdan bozma bir yer izlenimi uyandırıyordu. Kaba, pütürlü badanalı duvarlara gravürler ve tahtadan oyma süs eşyaları asılmıştı. Odada iki kişi vardı. Karşılıklı durmuş konuşuyorlardı. İçeri girdiklerinde bunlardan biri olan 27-28 yaşlarında esmer, oldukça becerikli görünen kız şöminenin yanındaki koltuğa oturmuş, elini alevlere doğru uzatmıştı. Elinde bir file tutan iri yarı diğer kadınsa tıslaya tıslaya, soluk soluğa bir şeyler anlatıyordu. Aynen dediğim gibi bayan, birden öyle kötü oldum ki neredeyse yere yığılıyordum. Düşünsenize, tam bu sabahında her günkü gibi sıradan bir sabah olduğunu düşünürken bu olanlar... Genç kadın sözünü kesti. Bu kadarı yeter bayan Pierce. Bu beyler sanırım polis teşkilatından. Müfettiş Cep ileri doğru ilerleyerek. Miss Blunderlate, dedi. Genç kadın başını sallayarak onayladı.
Evet, buyurun benim. Bu da Bayan Pierce. Kendisi evimizin günlük işlerine bakar. Bayan Pierce dayanamayarak yeniden söze karıştı. Miss Blunderlate'e de anlattığım gibi kız kardeşim Louisa Mout'un tam da bu sabah kriz geçireceği tuttu. Üstelik o sırada ulaşabileceği tek yakını da bendim. Benden başka kimse de yoktu. Ne de olsa ben onun ablasıyım. Et tırnaktan ayrılır mı? Bayan Ellen'ın bundan dolayı bana kızmayacağını düşündüm. Aslında bayanları düş kırıklığına uğratmayı hiç istemem ama... Jeb sabırsızlıkla onun sözünü kesti. Kesinlikle öyledir Bayan Pierce, elbette. Neyse, şimdi müfettiş James'ın da mutfağa geçip ifadenizi ona verebilir miydiniz? Müfettiş böylece geveze Bayan Pierce'ı başından atmıştı. Kadın James'ınla dışarı çıkarken hala konuşuyordu. Jeb yeniden genç kadına döndü. Kendimi tanıtayım. Ben baş müfettiş Jeb. Şimdi Miss Blunderlate, lütfen bana bu olaya ilişkin tüm bildiklerinizi anlatır mısınız? Elbette. Nereden başlayayım? Kadının soğukkanlılığı ve kendine duyduğu güven hayran olunmayacak gibi değildi. Tavırları daha bu sabah büyük bir üzüntü ya da şok geçirmiş bir insanınkine benzemiyordu. Bu sabah buraya kaçta geldiniz? Sanırım 10:30'a doğru. Yalan söylemeyi alışkanlık haline getirmiş olan Bayan Pierce her zamanki gibi henüz gelmemişti. Bu sıklıkla rastladığınız bir durum mudur? Jane Blunderlate omuz silkti. Haftada en azından 2 defa 12'de gelir ya da bazen hiç gelmez. Aslında saat 9'da burada olması gerekiyor. Ama haftada 2 defa ya kendisini kötü hisseder, baygınlık geçirir ya da ailesinden biri hastalanır. Bütün gündelikçi kadınlar böyledir. Sık sık hiç beklemediğiniz anlarda sizi yüzüstü bırakırlar. Aslında Bayan Pierce çoğundan iyidir ama yine de... Uzun zamandan beri mi yanınızda çalışıyor? Çalışmaya başlayalı 1 ay oldu. Ondan önceki de eşyalarımızı çalıyordu. Lütfen anlatmaya devam edin Miss Blunderlate. Taksi şoförünün parasını verdikten sonra eşyalarımı içeri taşıdım. Etrafa bakındım. Bayan Pierce'i aradım ama bulamadım. Sonra yukarıya odama çıktım. Kendime biraz çeki düzen verdikten sonra Barbara'nın, yani Bayan Ellen'ın odasına gittim. Kapı kilitliydi. Tokmağı zorladım. Birkaç kez kapıyı tıklattım ama yanıt alamadım. Sonra aşağıya inip polise telefon ettim. Pardon? Poirot birden söze karıştı. Sokaktaki şoförlerden bir ikisinin yardımıyla kapıyı kırmak aklınıza gelmedi mi? Kız gözlerini ona dikti. Sakin, soğuk, gri, yeşil gözlerdi bunlar. Bakışlarıyla Poirot'u hızla tepeden tırnağa süzdü. Onun kim olduğunu, gücünü tartmak ister gibiydi. Hayır, bu aklıma gelmedi. Bir terslik olabileceğini, bu gibi durumlarda da polis çağırmanın doğru olduğunu düşündüm. O halde siz... Pardon matmazel, o anda ters bir şey olduğunu anlamıştınız. Doğal değil mi? Arkadaşınızın kapısını çalıp da yanıt alamadığınız için mi? İyi de, arkadaşınız uyku ilacı ya da benzeri bir şey almış, uyuyakalmış da olabilirdi değil mi? Uyku ilacı almak gibi bir alışkanlığı yoktu. Jane Blunderlate'in yanıtı oldukça kararlı ve sertti. Peki, sokağa çıkmış ve çıkmadan önce kapısını kilitlemiş olamaz mıydı? Kapısını neden kilitlesin ki? Zaten böyle bir durum olsa bana not bırakırdı. Size not bırakmadı mı? Bundan emin misiniz? Tabii ki eminim. Olsa hemen görürdüm. Ses tonundaki sertlik iyice belirginleşmişti. Müfettiş Jeb, anahtar deliğinden içeriye bakmayı denediniz mi Miss Blunderlate? Diye sordu. Jane Blunderlate düşünceli bir tavırla yanıt verdi. Hayır, doğrusu bu hiç aklıma gelmedi. Ama zaten baksam da bir şey göremezdim değil mi? Anahtar kapının üstündeydi değil mi? Masum ama meraklı ve de ısrarlı bakışlarla cepi süzdü. Poirot birden kendi kendine gülümsedi. Cep başını salladı. Bizi çağırmakla en doğrusunu yapmışsınız Miss Blunderlate.
Arkadaşınızın intihar etmiş olabileceğini düşünmeniz için bir neden var mıydı? Oh hayır, hiçbir neden yoktu. Endişeli ya da üzüntülü bir hali var mıydı? Kız yanıt vermeden önce bir sessizlik oldu. Kısa, anlamlı bir sessizlik. Hayır. Arkadaşınızın tabancası olduğunu biliyor muydunuz? Jane Planderlate başıyla onayladı. Evet, Hindistan'dan getirtmişti. Daima odasında çekmecesinde dururdu. Peki silahın ruhsatı var mıydı? Sanırım ama bundan emin değilim. Evet Miss Planderlate, şimdi bana lütfen Bayan Ellen hakkında bütün bildiklerinizi anlatır mısınız? Onu ne kadar zamandır tanıyorsunuz? Akrabaları kimlerdir? Hakkındaki her şeyi, tüm bildiklerinizi öğrenmek istiyoruz. Jane Planderlate, elbette anlamında başını salladı ve anlatmaya başladı. Barbara ile 5 yıl önce tanıştık. Onunla bir yolculuk sırasında, daha doğrusu tam olarak Mısır seyahatimde tanıştım. O Hindistan'dan İngiltere'ye dönüyordu. Bense bir süre Atina'daki İngiliz okulunda kalmıştım. İngiltere'ye dönmeden önce Mısır'da birkaç hafta geçirmek istemiştim. Nil'deki bir gezinti sırasında ikimiz de aynı gemideydik. Kısa bir süre içinde dost olduk. O sırada benimle bir apartman dairesini ya da küçük bir evi paylaşacak birini arıyordum. Barbara'nın ise hiç kimsesi yoktu. Aynı evde huzur içinde yaşayabileceğimizi düşündük. Poirot, peki gerçekten iyi geçinebildiniz mi? Diye sordu. Evet, çok iyi geçiniyorduk. İkimizin arkadaş çevresi farklıydı ve buna saygı gösteriyorduk. Herkesin kendi dostları vardı. Barbara genellikle sosyetik çevrelerde bulunmayı yeğliyordu. Bense bohem bir çevrede, sanatçıların arasında olmaktan hoşlanıyordum. Sanırım böylesi çok daha iyiydi. Poirot başını salladı. Cep, Bayan Ellen'ın sizinle yaşamaya başlamadan önceki hayatına ve ailesine ilişkin neler biliyorsunuz? Diye sordu. Jane Planderlate omuz silkti. Pek fazla bir şey bildiğimi söyleyemem. Sanırım kızlık soyadı Armitage'dı. Peki ya kocası? Sanırım pek öyle söz etmeye değer biri değilmiş. Bildiğim kadarıyla adam çok fazla içiyormuş. Evlendikten 1 ya da 2 yıl sonra ölmüş. Bir çocukları olmuş. Küçük bir kız. Ama o da 3 yaşındayken hayatını kaybetmiş. Barbara kocasından hemen hemen hiç bahsetmezdi. Yanılmıyorsam onunla 17 yaşındayken Hindistan'da evlenmiş. Birlikte Borneo'ya ya da dünyanın öte ucundaki işe yaramaz, serserilerin yollandığı o kuş uçmaz, kervan geçmez yerlerden birine gitmişler. Anladığım kadarıyla bu konu Barbara'yı çok üzüyordu. Bu yüzden pek bir şey sormuyor, üzerine gitmiyordum. Bayan Ellen'ın para sıkıntısı var mıydı? Bunu biliyor musunuz? Hayır, öyle bir derdi olmadığından eminim. Borcu ya da buna benzer bir şey? Oh hayır, onun böyle bir sıkıntısı olmadığından kesinlikle eminim. Bağışlarsanız size sormam gereken bir şey daha var Miss Planderlate. Umarım bu sizi çok tedirgin etmez. Bayan Ellen'ın görüştüğü bir erkek arkadaşı ya da duygusal yakınlık duyduğu biri var mıydı? Jane Planderlate soğuk bir tavırla yanıt verdi. Eğer bu sizin için bir şey ifade ediyorsa kendisi nişanlıydı. Nişanlısının adı? Charles Leverton West. Kendisi Hampshire'de milletvekili. Bayan Ellen onunla uzun zamandan beri mi birlikteydi? 1 yıldan uzun bir süredir. Peki onunla nişanlanalı ne kadar oldu? 2 ay. Hayır, daha doğrusu 3 aya yakın. Nişanlısıyla kavga etmişler miydi? Bu konuda bir fikriniz var mı? Miss Planderlate olumsuz anlamda başını salladı. Hayır, eğer öyle bir şey duysaydım inanın çok şaşırırdım. Barbara asla kavgacı bir insan değildi. Bayan Ellen'ı en son ne zaman gördünüz? Hafta sonunu geçirmek için evden ayrılmadan önce, yani Cuma günü. Bayan Ellen şehirde mi kalacaktı? Evet,
Sanırım pazar günü nişanlısıyla gezmeye gidecekti. Peki ya siz? Hafta sonunu nerede geçirdiniz Miss Plunderlate? Essex Ladles'da. Ladles konağında. Hafta sonunu birlikte geçirdiğiniz kişilerin adını öğrenebilir miyim? Bay ve Bayan Banting. Oradan bu sabah mı ayrıldınız? Evet. Oldukça erken yola çıkmış olmalısınız. Bay Banting beni arabasıyla Londra'ya getirdi. Sabah çok erken yola çıkıyor. Çünkü en geç saat 10'da şehirde. İşinin başında olması gerekiyor. Anlıyorum. Müfettiş Cep anlayışla başını salladı. Miss Plunderlate'in bütün yanıtları kısa ve ikna ediciydi. O sırada Poirot da söze karışarak sordu. Bay Leverton West hakkındaki görüşünüz? Genç kız omuz silkti. Bu önemli mi? Hayır, önemli olmayabilir. Ama yine de görüşünüzü öğrenmek isterdim. Doğrusu onun hakkında bugüne kadar bir fikir yürütmedim. Leverton West genç biri, ancak 31 ya da 32 yaşlarında. Hırslı, güzel konuşmasını biliyor. Azimli, yükselmeyi hakkına koymuş birine benziyor. Peki ya kötü yönleri? Jane Plunderlate bir iki dakika düşündü. Bence o sıradan bir insan. Kendisine özgü orijinal fikirleri yok. Ve de kesinlikle kibirli, ukala biri. Poirot gülümseyerek, ''Bunlar pek de önemli kusurlar değil matmazel.'' dedi. ''Öyle mi dersiniz?'' Kızın sesinde alaycı bir tonlama vardı. ''Sizin için öyle olabilir tabii.'' Poirot dikkatle Jane Plunderlate'i süzüyordu. Onun sıkılmış olduğunu fark etti ve hemen bu fırsattan yararlandı. ''Ama sanırım Bayan Allen sizinle aynı fikirde değildi.'' Bunların farkında bile değildi. Kesinlikle haklısınız. Barbara onun olağanüstü bir insan olduğunu düşünüyordu. Leverton West'i olduğu gibi kabul etmişti. Poirot sevecen bir ifadeyle sordu. Arkadaşınızı çok severdiniz değil mi? Poirot kızın dizine dayadığı elinin bir yumruk haline girdiğini, çenesindeki adalelerin gerildiğini fark etti. Ancak Jane Plunderlate'in yanıtı yine soğukkanlı, rahat ve kesindi. Evet, haklısınız, çok severdim. Müfettiş Cep, bir şey daha var Miss Plunderlate, dedi. Bayan Allen'la aranızda bir kavga ya da herhangi konuda bir tartışma geçmiş miydi? Onunla dargın değildiniz, öyle değil mi? Kesinlikle hayır. Peki ya nişanlanması konusunda? Kesinlikle hayır. Onu mutlu görmek beni de mutlu ediyordu. Cep kısa bir sessizliğin ardından ''Bayan Allen'ın düşmanları var mıydı?'' diye sordu. Bu kez Jane Plunderlate yanıt vermeden önce uzun bir sessizlik oldu. Biraz sonra ağır ağır konuşmaya başladığında ses tonu hafiften değişmişti. ''Düşman derken tam olarak neyi kastettiğinizi anlayamadım.'' Örneğin onun ölümünden çıkarı olabilecek kişiler. Hayır, bu çok saçma. Zaten Barbara'nın oldukça kısıtlı bir geliri vardı. Peki, bu gelir şimdi kime kalacak? Bu soruyu yanıtlayan Jane Plunderlate'in sesindeki hafif şaşkınlık açıkça anlaşılıyordu. İlginç ama inanın bu konuda hiçbir fikrim yok. Aslında öyle bir şey varsa hiç şaşırmam. Tabii eğer vasiyetname yaptıysa. Ve ''Hiç düşmanı yok muydu?'' diye soran Cep hemen konuyu başka bir noktaya getirdi. ''Örneğin ona kim besleyen biri?'' ''Hiç kimsenin ona kim beslediğini sanmıyorum. Barbara çok sevecen, daima sevdiklerini mutlu etmeye çalışan fedakar bir insandı. Çok iyi, çok yumuşak başlı bir kızdı.'' Kızın sert, kayıtsız sesinde belki de ilk kez bir yumuşama belirmiş, sesi hafifçe titremeye başlamıştı. Poirot ağır ağır başını salladı. Cep ekledi. Özetle Bayan Allen'ın son zamanlarda morali düzgündü, keyfi yerindeydi. Finansal bir sıkıntısı yoktu, evlenmeye karar vermişti ve nişanlısını seviyordu.
intihar etmesi için bir neden yoktu. Bu doğru değil mi? Kısa bir sessizliğin ardından Jane, "Evet," dedi. Chap ayağa kalktı. "İzninizle müfettiş Jameson'la konuşmam gerekiyor." Odadan çıktı. Hercule Poirot ise Jane Planderlate'le baş başa kaldı. 3. Bölüm. Odaya birkaç dakika kadar süren derin bir sessizlik çöktü. Jane Planderlate karşısında duran ufak tefek adamı hızla ama dikkatle süzdü. Sonra da gözlerini önüne dikerek konuşmadan oturdu. Ancak gergin tavırlarından Poirot'un orada bulunmasından tedirgin olduğu anlaşılıyordu. Gerçi sakince oturuyordu ama rahat değildi. Tüm vücudu gerilmişti. Ancak Poirot konuşmaya başladığında biraz olsun rahatladı. Poirot sanki havadan sudan bahsediyormuş gibi kayıtsız ama nazik bir ses tonuyla sordu. "Ateşi ne zaman yaktınız matmazel?" "Ateşi mi?" Kadının sesi bir hayli dalgın ve kararsızdı. "Aa, ateşi mi? Bu sabah gelir gelmez." "Yukarı çıkmadan önce mi, sonra mı?" "Önce." "Anlıyorum. Evet, tabii. Şömine hazır mıydı? Odunlar yerleştirilmiş miydi? Yoksa siz mi koydunuz?" "Şömine hazırdı. Benim bir kibrit çakmam yeterli oldu." Sesindeki sabırsızlık hissediliyordu. Poirot'un bunları laf olsun diye sorduğunu düşünüyor olmalıydı. Kim bilir, belki gerçekten de onun da asıl amacı buydu. Poirot sakin, sevecen konuşmasını sürdürdü. "Şey, dikkatimi çekti de arkadaşınızın odasında yalnızca bir gaz sobası vardı." Jane Planderlate düşünceliydi ama hemen yanıt verdi. "Bu evdeki tek şömine. Bunun dışında gaz sobası kullanıyoruz." "Yemeğinizi de gazlı ocakta mı pişiriyorsunuz?" "Evet, sanırım artık herkes böyle yapıyor." "Doğru, böylesi çok daha kolay ve kullanışlı." Kısa konuşma sona erdi. Jane Planderlate sabırsızlık içinde ayakkabısıyla zemine vuruyordu. Sonra birden, "Şu adam, yani baş müfettiş Cep, o zeki bir insan mıdır?" diye sordu. "İşinin ehlidir. Mesleğinde çok takdir edilen biri. Çok dikkatli ve bilinçli çalışır. Gözünden hiçbir şey kaçmaz." Kız içini çekti ve mırıldandı. "Yine de acaba..." Poirot onu dikkatle süzüyordu. Şöminedeki alevlerin ışığında gözleri yeşil yeşil parlıyordu. Yavaşça sordu. "Arkadaşınızın ölümü sizin için büyük bir şok oldu değil mi?" "Korkunç." Kızın içtenlikle konuştuğu anlaşılıyordu. "Böyle bir şey hiç beklemiyordunuz değil mi matmazel?" "Tabii ki beklemiyordum." "Sanırım bu yüzden de ilk başta bunun olanaksız olduğunu düşündünüz. Buna ihtimal vermediniz." Poirot'un sesindeki içtenlik ve sevecenlik, Jane Planderlate'in direncini kırıp kendini bırakıvermesine yeterli olmuştu. Kız doğal, coşkulu ve gerginlikten tamamen uzak bir tavırla yanıt verdi. "Aynen öyle. Barbara kendini öldürmüş olsa bile bu şekilde öldürmesi olanaksızdı." "Ama tabancası vardı değil mi?" Jane Planderlate eliyle sıkıldığını belirten bir hareket yaptı. "Fakat o tabanca, nasıl diyeyim, hatıraydı. Barbara birçok yerde bulunmuş, neredeyse dünyanın dört bir köşesine gitmişti. Bu tabancayı da bir hatıra olarak saklıyordu. Başka bir düşüncesi yoktu. Bundan eminim." "Aa, bundan nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz?" "Söylediği şeylerden dolayı elbette." "Örneğin?" Poirot'un sesi nazik, sevecen ve dostçaydı. Bu da bir anlamda kızı rahatlatıp konuşmaya teşvik ediyordu. "Örneğin bir defasında intihardan bahsediyorduk. Barbara bunun en kolay yolunun hava gazını açıp evdeki tüm pencereleri kapatıp sonra yatmak olduğunu söylemişti. Bense bunun çok zor, hatta olanaksız olduğunu ileri sürmüştüm. Öylesine yatıp ölümü beklemenin yani. Kendimi vurmayı yeğleyeceğimi söyledim. Barbara ise asla bu yolu tercih etmeyeceğini belirtti.
böyle bir durumda başarısız olmaktan korktuğunu, silah sesinden de zaten hiç hoşlanmadığını söyledi. Poirot, anlıyorum diye mırıldandı. Dediğiniz gibi bu tuhaf bir durum. Üstelik biraz önce sizin de belirttiğiniz gibi odasında gaz sobası da vardı. Jane Planderlate Poirot'u hafif bir şaşkınlıkla süzdü. Evet, vardı. Hiç anlayamıyorum. Hayır, Barbara'nın bu şekilde intihar etmiş olmasına hiçbir anlam veremiyorum. Poirot başını salladı. Evet, tuhaf bir durum bu. Anormal. Bütün bu olanlar bana çok saçma görünüyor. Barbara'nın kendisini öldürmüş olabileceğine inanamıyorum. Bunun intihar olduğu kesin, öyle değil mi? Tabii başka olasılıklar da söz konusu. Ne gibi? Ne demek istiyorsunuz? Poirot kıza baktı. Bu bir cinayet de olabilir. Yok, hayır. Jane Planderlate irkilerek geri çekildi. Oh hayır, bu olanaksız, bu korkunç bir düşünce. Belki korkunç ama olanaksız olduğunu söyleyebilir misiniz? İyi de kapı içeriden kilitlenmişti. Pencereler de öyle. Evet, kapı kilitliydi ama içeriden mi yoksa dışarıdan mı kilitlendiğini gösterecek hiçbir kanıt yok. Bildiğiniz gibi anahtar kayıp. Öyleyse, anahtar kayıpsa... Kız bir iki dakika düşündü. O halde kapının dışarıdan kilitlenmiş olması gerekir. Aksi takdirde odada bir yerde olması gerekirdi. Anahtar odada olabilir de, unutmayın ki oda henüz yeterince araştırılmadı. Tabii pencereden atılmış da olabilir. Belki biri bunu bulup almıştır. Jane Planderlate, cinayet, dedi. Bu olasılık üzerinde düşündüğü kızın zeki ifadeli esmer yüzündeki heyecandan da anlaşılıyordu. Sanırım haklısınız. Tabii eğer bu bir cinayetse o zaman bunun bir nedeni de olmalı. Sizin cinayet nedeni olabileceğini düşündüğünüz bir şey var mı matmazel? Kız ağır bir hareketle hayır anlamında başını salladı. Buna rağmen Poirot yine Jane Planderlate'in kendisinden özellikle bir şey saklıyor olabileceği izlenimine kapıldı. O sırada kapı açılarak müfettiş Cep içeri girdi. Poirot ayağa kalktı ve ''Miss Planderlate'e'' dedi. ''Arkadaşının ölümünün intihar olmadığını söylüyordum.'' Cep bir an bir şaşkınlık geçirdi. Sitem dolu gözlerle Poirot'u süzdü. Sonra da ''Henüz kesin bir şey söylemek için çok erken.'' diye belirtti. ''Anlayacağınız her olasılığın üzerinde dikkatle durmamız gerekiyor. Şu an için yapabileceğimiz bununla sınırlı.'' Jane Planderlate yavaşça mırıldandı. ''Anlıyorum.'' Jeb ona doğru ilerledi. ''Evet Miss Planderlate, bunu daha önce görüp görmediğinizi bana söyleyebilir misiniz?'' Müfettişin avucunda koyu mavi mineli oval küçük bir şey vardı. Jane Planderlate başını salladı. Hayır, görmedim. Bu sizin veya Bayan Ellen'ın değil mi? Hayır, bu kadınların takmayı yeledikleri türde bir şey değil. Aa, demek bunun ne olduğunu anladınız. Bu çok açık değil mi? Bu bir erkeğin kol düğmesinden bir parça. 4. Bölüm. Cep yakınıyordu. Kız fazlasıyla kendinden emin, ukala bir tip. İki dost yeniden Bayan Ellen'ın yatak odasındaydılar. Ceset fotoğrafları çekildikten sonra götürülmüştü. Parmak izlerini alan olay yeri araştırma ekibi de görevini tamamlayıp gitmişti. ''Onun aptal olduğunu düşünmek çok yanlış olur.'' dedi Poirot. Kız hiç de aptal değil. Aksine Jane Planderlate son derece zeki ve becerikli bir kadın. Cep birden umutla sordu. ''Ne dersiniz, sizce bunu o yapmış olabilir mi? Kadını öldürmek için fırsatı vardı. Gerçekten Essex de miymiş? Bunu araştırmamız gerekiyor. Belki de şu genç adam, şu geleceği parlak milletvekili yüzünden kavga ettiler. Bence Jane Planderlate adamı biraz fazla kötüledi. Şüphe uyandıran bir durum bu. Ben de sanki kadın genç adamdan hoşlanmış ama yüz bulamamış gibi bir izlenim uyandı. Jane Planderlate,
istediği takdirde birini ortadan kaldırmaktan çekinmeyecek biri. Hem de bunu başı dik, soğukkanlılığını elden bırakmadan yapabilecek biri. Evet, onun hafta sonunda ne yaptığını, kanıtının ne derece sağlam olduğunu araştırmalıyız. Kız yaptıklarını hiç duraksamadan saydı. Sonuç olarak Essex uzak sayılmaz. Trenç yok. Tabii hızlı bir arabayla buraya gelip tekrar Essex'e dönmüş de olabilir. Onun dün gece başının ağrıdığını bahane ederek odasına erkenden çekilip çekilmediğini öğrenmemiz gerekiyor. Poirot bıyığını sıvazlarken, "Haklısınız," diye mırıldandı. Cep, "Zaten kızın bizden bir şeyler sakladığı da anlaşılıyor değil mi? Bunu siz de hissetmediniz mi? Kızın bildiği bir şey var," diye ekledi. Poirot düşünceli bir tavırla başını salladı. "Evet, bu açık." Cep, "Bu gibi olaylarda hep aynı güçlükle karşılaşırız," diye yakındı. "Herkes dilini tutmaya, bir şeyler gizlemeye çalışır. Hem de bazen yalnızca onur meselesi yaptıkları için." "Bu yüzden onları kınayamazsınız sevgili dostum." Cep homurdandı. "Hayır, fakat bütün bunlar bizim işimizi daha da güçleştiriyor." "Dostunu yatıştırmak amacıyla. Bu bir anlamda da size ne kadar zeki olduğunuzu kanıtlama fırsatı tanıyor," diyen Poirot ekledi. "Bu arada parmak izlerinden ne haber?" "Olayın cinayet olduğu kesin. Tabancada parmak izi yok. Kadının eline sıkıştırılmadan önce iyice temizlenmiş. Bayan Allen büyük bir akrobasi numarasıyla kolunu kafasının öbür tarafına dolamayı başarmış olsaydı bile tabancayı sıkıca tutmadan ateş edemez, öldükten sonra da silahtaki parmak izlerini silemezdi." "Evet, evet. Bu durumda işe ikinci bir kişinin karışmış olduğu açık. Diğer yandan parmak izleri konusu beni ciddi şekilde hayal kırıklığına uğrattı. Kapının tokmağında hiçbir iz yok. Pencerede de öyle. Anlamlı değil mi? Odanın her tarafı Bayan Ellen'ın parmak izleriyle dolu. James'in bir şey öğrenebilmiş mi? Gündelikçi kadından mı? Hayır. Kadın bir hayli konuşmuş ama pek bir şey bilmiyormuş. Bayan Ellen'la Miss Plunderlate'in çok iyi geçindiklerini doğrulamış. James'ini sokağa bilgi toplamaya gönderdim. Bay Leverton West'le de konuşmamız gerekecek. Dün gece neredeymiş, ne yapıyormuş, bunu öğrenmeliyiz. Bu arada sanırım kadının belgelerine bir göz atmamız iyi olacak." Daha fazla bir şey söylemeden işe koyuldu. Arada sırada homurdanarak Poirot'a bir kağıt uzatıyordu. Araştırma uzun sürmedi. Masada fazla belge yoktu. Olanlar da özenle ayrılmış, derlenip dosyalanmıştı. Sonunda Cep arkasına yaslanarak derin bir soluk aldı. "Pek bir şey yok değil mi?" "Aynen öyle. Bilindik şeyler, ödenmiş faturalar, hesap fişleri, henüz ödenmemiş bir iki fatura, öyle önemli bir borç da yok. Sosyal faaliyetler, davetiyeler, arkadaşlarından gelen notlar. Bunlarsa..." Elini 6-7 mektuptan oluşan bir destenin üstüne koydu. "Mektuplar, sonra çek defteri, pasaportu. Dikkatinizi çeken bir şey oldu mu?" "Evet, kadın bankadaki hesabından daha fazla para çekmiş. Borca girmiş." "Başka?" Poirot güldü. "Beni sınıyor musunuz?" "Neyse, evet. Düşündüğünüz şeyi ben de fark ettim. Kadın 3 ay önce 200 sterlin çekmiş. Dün de 200 sterlin daha çekmiş." "Çek defterindeki koçanda isim yazılı değil. Bu arada kendine yazdığı çeklerin hiçbiri bu kadar yüksek meblağda değil. En fazla 15 sterlin. Bayan Allen genellikle çok az para çekiyormuş. Ayrıca şunu da belirteyim. Bu 200 sterlin bu evde de değil. Kadının bir çantasında 4 sterlin ve biraz da bozuk para var. Başka bir çantadaysa birkaç sterlin. Sanırım durum oldukça açık." "Yani sizce kadın dün parayı birine mi verdi?" "Evet, ama asıl öğrenmemiz gereken Bayan Ellen'ın bu parayı kime verdiği." O sırada kapı açıldı ve müfettiş James'in içeri girdi. "Evet James'in, bir şey öğrenebildiniz mi?" "Evet efendim, bazı şeyler öğrendim. Öncelikle ateş edildiğini tam olarak duyan olmamış. Bir iki kadın tabancanın gürültüsünü duyduklarını iddia ettiler.
ama sanırım bu duymuş olmayı istemelerinden kaynaklanıyordu. Diğer yandan o havai fişekler patlatılırken silah sesini duymak imkansız gibi bir şey. Cep homurdandı. Neyse, devam edin. Bayan Allen dün öğleden sonrayı ve akşamın büyük bir kısmını evde geçirmiş. Saat 5 sularında eve gelmiş. Gerçi saat 6'da yeniden çıkmış ama yalnızca sokağın ötesindeki posta kutusuna kadar gidip mektup atmış. Sonra akşam saat 9.30'da kapıya bir otomobil gelmiş. Bir Standard Swallow. İçinden bir adam inmiş. Görgü tanıklarına göre 45 yaşlarında. Asker tavırlı, boylu poslu, yapılı bir adammış. İnce bir bıyığı, koyu mavi paltosu ve melon şapkası varmış. 18 numarada oturanların şoförü James Huck, onun daha önce de Bayan Allen'ın ziyaretine geldiğini söyledi. Cep, 45'inde, diye mırıldandı. Leverton West olamaz. Bu adam her kimse burada bir saate yakın kalmış. Onu 20 geçe evden ayrılmış. Kapıda durarak Bayan Allen'la konuşmuş. Frederick Huck adındaki küçük bir çocuk tam o sırada çok yakındaymış. Adamın söylediklerini duymuş. Adam ne söylemiş? İyice düşün ve bana haber ver, demiş. Kadın buna karşılık bir şeyler söylemiş. Bunun üzerine de adam, peki görüşürüz, deyip arabasına binerek uzaklaşmış. Poirot düşünceli bir tavırla mırıldandı. Demek bütün bunlar onu 20 geçe olmuş. Cep burnunu ovuşturdu. O halde Bayan Allen onu 20 geçe hala sağdı. Peki ya başka? Başka bir şey yok efendim. Daha doğrusu benim öğrenebildiğim şimdilik bu kadar. 22 numaradaki şoför evine 10.30 sularında dönmüş. Çocuklarına havai fişek atma sözü vermiş. Çocukları heyecanla onu bekliyorlarmış. Sokaktaki diğer çocuklar da öyle. Adam havai fişeklerini atmış. Etraftakiler de coşkuyla bunu seyretmiş. Sonra da herkes yatmaya gitmiş. 14 numaraya başka birinin gelip gelmediğini gören olmamış mı? Hayır, gören olmamış. Ama bu eve kimsenin girmediği anlamına gelmez. Çünkü o koşullarda gelen olsa bile fark etmeleri olanaksızmış. Cep, dedi. Bu doğru. Şimdi bu ince bıyıklı, boylu poslu, asker kılıklı adamı bulmamız gerekiyor. Kadını canlı olarak en son gören kişinin ne olduğu anlaşılıyor. Acaba kim bu adam? Poirot atıldı. Belki bunu bize Miss Blunderlate söyleyebilir. Cep karamsar bir havada iç çekti. Belki onun istediği takdirde bize birçok şeyi açıklayabileceğinden hiç şüphem yok. Peki ya sen Poirot, aziz dostum? Onunla bir süre yalnız kaldınız. Ona karşı hiç o sevecen, ketum, sonuçta mucizeler yaratan, babacan adam tavırlarını takınmadınız mı? Poirot ellerini açtı. Maalesef onunla yalnızca gaz sobalarından bahsettik. Gaz sobaları mı? Cep sinirlenmiş gibiydi. Neyiniz var sizin dostum? Buraya geldiğinizden beri tüy kalemlerden ve Bayan Allen'ın evraklarından başka bir şeyle ilgilenmediniz. Evet dostum, sizin gizlice çöp sepetine baktığınızı gördüm. İçinde bir şey bulabildiniz mi bari? Poirot iç çekti. Yalnızca çiçek soğanlarıyla ilgili bir katalog ve eski bir mecmua. Ne aradığınızı hiç anlayamıyorum. Hiçbir katil kendisine ele verecek bir belgeyi ya da aradığınız nasıl bir kanıt ya da ipucuysa kendini suçlayacak bir şeyi bu sepete atmaz. Sözlerinizde kesinlikle haklısınız. Yalnızca kesinlikle önemsiz bir şey çöp sepetine atılmış olabilir. Poirot incinmiş bir havada konuşmuştu. Buna rağmen Cep onu şüpheyle süzdü. Neyse, dedi. Şimdi ne yapmam gerektiğini biliyorum. Ya siz ne yapmayı düşünüyorsunuz? Poirot. Sanırım ben önemsiz şeyleri araştırmayı sürdüreceğim. Bakmadığım bir çöp sepeti daha var. Çevik bir hareketle odadan çıktı. Cep şaşkın ve öfkeli bir bakışla arkasından baktı. Çılgın bu adam, diye mırıldandı. Kesinlikle çılgın. Müfettiş James'in saygılı bir şekilde sessizliğini sürdürüyordu. Yüzündeki ifadeye bakılırsa içinden, ''Ah şu yabancılar!'' diye geçiriyordu. Sonra yüksek sesle,
Demek Monsieur Poirot bu, dedi. Ondan bahsedildiğini çok duydum. Cep açıkladı. Kendisi çok eski bir dostumdur. Emin olun aslında göründüğü kadar çılgın biri değildir o. Ama ne de olsa artık yaşlanıyor. Müfettiş James'in anlayışla başını salladı. Bu yaşlarda bu normal efendim. Yıllar ne de olsa etkisini gösteriyor. Cep, her şeye rağmen onun neyin peşinde olduğunu bilmek isterdim, dedi. Yazı masasına giderek endişe ve merakla zümrüt yeşili tüy kaleme baktı. 5. Bölüm. Cep, bir kedi sessizliğiyle yaklaşan Poirot'u yanında fark ettiğinde mahallede bulunan 3. şoförün karısıyla konuşuyordu. Birden irkilen baş müfettiş, "Aa!" dedi. "Beni korkuttunuz. Bir ipucu buldunuz mu?" "Aradığımı bulamadım." Cep yeniden Bayan James'a döndü. "Demek o centilmeni daha önce de gördünüz." "Aa evet efendim. Kocam da öyle. Bu yüzden kendisini hemen tanıdık." "Bakın Bayan Hak, siz zeki, dikkatli bir kadınsınız. Bunu hemen anladım. Bu sokakta olup biten her şeyi bildiğiniz konusunda en ufak bir şüphem yok. Ayrıca siz, insanları tanıyan, onlar hakkındaki yargılarınızda yanılmayan, tespitlerine güvenilebilecek, muhakeme gücü olan birisiniz." Cep, hiç çekinmeden aynı şeyleri 3. kez yineliyordu. Bayan Hak hafifçe doğruladı. Yüzünde zeki insanlara özgü o kendinden emin ifade belirdi. "Bana o iki genç kadından, Bayan Allen'la Miss Blunderlate'den bahsedin lütfen. Nasıl insanlardır? Eğlence düşkünü mü? Sıklıkla parti veriyorlar mıydı? Bütün bunları öğrenmek istiyorum." "Yo, hayır efendim. Öyle insanlar değillerdi. Oldukça fazla geziyorlardı. Pek evde oturmuyorlardı. Özellikle de Bayan Allen. Ama onlar nasıl diyeyim? Klas insanlardı. Bilmem ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Bu sokağın öteki ucunda oturan bazı tiplerden çok farklıydılar. Örneğin ben Bayan Stevens'ın neyin peşinde olduğundan eminim. Tabii onun bayan denmeyi hak ettiği kanısında da değilim ama neyse. Yine de size bu sokakta neler döndüğünü anlatmamın hiç gereği yok. Ben..." "Tabii tabii," diyen Cep, ustalıkla bu sözcük yağmurunu durdurdu. "Bana anlatacaklarınız çok önemli. Demek herkes Bayan Allen'la Miss Blunderlate'i seviyordu." "Evet efendim, her ikisi de çok iyi, nazik insanlardı. Özellikle de Bayan Allen, yolda sıklıkla durup çocuklara tatlı sözler ederdi. Zavallıcık, sanırım kendi kızını kaybetmiş. Ah ben de 3 yavrumu gömdüm, bence..." "Evet evet, çok üzücü. Peki ya Miss Blunderlate?" "Aa evet, o da çok iyi bir bayan ama biraz sert, soğuk bir tiptir. Bilmem ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Başıyla selam verip geçer. Pek öyle durup konuşmaz. Ama yine de çok iyi bir insan. Aleyhinde hiçbir şey söyleyemem." "Bayan Allen'la iyi geçinirler miydi?" "Aa evet efendim. Ne kavga, ne tartışma. Kesinlikle öyle şeyler olmazdı aralarında. Çok mutlu ve neşeliydiler. Bayan Pierce'ın da bu sözlerimi onaylayacağından eminim." "Evet evet. Onunla da konuştuk. Bayan Allen'ın nişanlısını hiç gördünüz mü?" "Evleneceği centilmeni mi? Aa evet, buraya sık sık gelirdi. Söylediklerine göre milletvekiliymiş." "Dün gece gelen de o değil miydi?" "Hayır efendim, kesinlikle o değildi." Bayan Hak doğruldu. Ciddiyetine ve kendini kontrol etmeye çalışmasına rağmen çok heyecanlanmış olduğu anlaşılıyordu. "Bana sorarsanız efendim, çok yanlış düşünüyorsunuz. Bayan Allen öyle bir kadın değildi, bundan eminim. Evet, evde başka kimse yoktu. Ama öyle dedikodulara inanmam. Bunu bu sabah kocama da söyledim. Hayır Hak, dedim. Bayan Allen tam bir hanımefendiydi. Onun için öyle imalı konuşmaya, tahmin yürütmeye kalkışma dedim. Sözüm meclisten dışarı. Ama ben erkeklerin ne denli fesat olduklarını bilirim. Lütfen bağışlayın ama erkekler çok kötü niyetlidir." Cep bu hakaretleri aldırmayarak sorgulamayı sürdürdü. "Adamın geldiğini ve sonra da evden ayrıldığını gördünüz öyle değil mi?" "Evet öyle efendim."
Başka bir şey duymadınız mı? Örneğin kavga, gürültü filan. Hayır efendim, duymadık. Duymamızın olanaksız olduğu değil, söylemek istediğim. Aslında böyle yerlerde durum bunun tam tersidir. Örneğin sokağın diğer ucunda oturan Bayan Stevens'ın zavallı korkak hizmetçisine nasıl hakaret ettiğini herkes biliyor. Gerçi ona buna katlanmaması gerektiğini söyledik ama kadın çok iyi ücret veriyor. Kadın aksi, şeytanın teki ama ödediği ücretle hatalarını telafi ediyor. Haftada 300 sterlin. Cep çabucak atıldı. Ama 14 numaradan gelen hiçbir ses duymadınız değil mi? Hayır efendim. Zaten içeride kavga olsa da duyamazdık. Havai fişekler patlayıp duruyordu. Bu arada zavallı Edim'in de kaşları yandı. Neredeyse hiç kalmadı. Bu adam onu 20 geçe evden ayrıldı, öyle değil mi? Olabilir efendim. Bu konuda tam bir şey söyleyemem. Ama Hak öyle diyor ve o çok güvenilir biridir. Ama onun gittiğini görmüşsünüz. Ne söylediğini de duydunuz mu? Hayır efendim. O kadar yakında değildim. Pencereden onun kapıda durup Bayan Allen'la konuştuğunu gördüm. Bayan Allen'ı da gördünüz mü? Evet efendim, kapı eşiğinde duruyordu. Ne giymiş olduğunu fark ettiniz mi? Doğrusu bu konuda pek bir şey söyleyemeyeceğim efendim. Buna pek dikkat etmedim. Poirot, üzerindekinin gece giysisi mi, yoksa gündüz giysisi mi olduğunu da mı fark etmediniz? Diye sordu. Hayır efendim, üzgünüm, bu konuda da bir şey söyleyemeyeceğim. Poirot düşünceli bir tavırla önce yukarıdaki pencereye, sonra da 14 numaralı daireye baktı. Bir an gülümsedi ve ceple göz göze geldiler. Ya adam? O koyu mavi bir palto ve melon şapka giymişti. Son derece de şıktı. Cep birkaç soru daha sorduktan sonra diğer tanığın sorgusuna geçti. Bayan Hag'ın oğlu Frederick'ti bu. Frederick Hag, gözleri ışıl ışıl parlayan, alaycı yüzlü bir çocuktu. Kendisi bu olayın aydınlanmasında çok önemli rolü olduğunu düşünüyor, bu yüzden de kasılıyordu. Evet efendim, onların konuştuklarını duydum. Adam, iyice düşün ve bana haber ver, dedi. Ama dostça bir tavırla, nazikçe. Sonra kadın bir şey söyledi. Bunun üzerine adam, iyi öyleyse, görüşürüz, dedi ve oradan ayrıldı. Doğruca arabasına gitti. Ona kapıyı açtım ama bana para vermedi. Küçük Hag'ın sesindeki hafif üzüntü seziliyordu ve uzaklaşıp gitti. Bayan Allen'ın ne söylediğini duymadın mı? Hayır efendim, duyduğumu söyleyemem. Bana kadının üstünde nasıl bir giysi olduğunu tanımlayabilir misin? Örneğin ne renkti? Buna yanıt veremeyeceğim efendim. Aslında kadını göremedim. O herhalde kapının arkasındaydı. Cep, ya demek öyle, diye mırıldandı. Bak yavrum, şimdi bir şey daha soracağım. İyice düşünmeni ve soruma çok dikkatle yanıt vermeni istiyorum. Eğer bilmiyorsan ya da anımsamıyorsan bunu açıkça söyle. Anlaşıldı mı? Evet efendim. Küçük Hak baş müfettişe merak ve heyecanla bakıyordu. Kapıyı kim kapattı? Bayan Allen mı yoksa o adam mı? Ön kapıyı mı? Ön kapıyı tabii. Çocuk düşündü. Anımsamaya çalışırken gözleri iyice kısıldı. Sanırım kadındı. Hayır hayır, kapıyı adam kapadı. Kapıyı çekip hızla kapattı ve doğruca arabasına gitti. Sanki bir randevuya yetişmek ister gibiydi. Tamam. Evet delikanlı. Senin çok zeki bir genç olduğun anlaşılıyor. Şu 6 peniyi al bakalım. Bu hakkın. Küçük Hag'ı gönderen cep Poirot'a doğru döndü. Birbirlerine bakarak aynı anda ağır ağır başlarını salladılar. Cep, olabilir, dedi. Poirot, çeşitli olasılıklar var, diye belirtti. Poirot'un gözlerinde yeşil bir ışık parlıyordu. Kedi gözünden farksızdı bu gözler. 6. Bölüm. Yeniden 14 numaralı evin oturma odasına döndüklerinde müfettiş Cep, açıklama yapmaya bile gerek görmeden doğrudan konuya girdi. Bakın Miss Blunderlate,
Bize gerçekleri hemen şimdi anlatmanın zamanı geldiğini düşünmüyor musunuz? Nasıl olsa eninde sonunda her şey ortaya çıkacak. Jane Planderlate kaşlarını kaldırdı. Şöminenin önünde durmuş, nazikçe tek ayağını ısıtıyordu. Ne demek istediğinizi anlayamadım. Bu doğru mu Miss Planderlate? Kız omzunu silkti. Bütün sorularınızı yanıtladım. Sizin için daha fazla ne yapabileceğimi bilemiyorum. İstediğiniz takdirde daha birçok şey yapabileceğiniz kanısındayım. Bu sizin düşünceniz, öyle değil mi baş müfettiş? Cep kıpkırmızı kesildi. Poirot söze karıştı. Matmazel'e durumu açıkladığınız takdirde sanırım bu sorunuzun sebebini de anlayacaktır. Bu sorun değil. Şimdi bakın Miss Planderlate, gerçek şu. Arkadaşınız elinde bir tabancayla başından vurulmuş olarak bulundu ve odasının kapı ve penceresi kilitliydi. Bu ilk bakışta basit bir intihar olayına benziyordu. Ancak intihar değildi. Yalnızca tıbbi bulgular bile bunu kanıtlamaya yeterli. Nasıl yani? Kızın ovalayıcı soğukkanlılığı kaybolmuştu. Öne doğru eğilmiş, dikkatle, ısrarla cepin yüzüne bakıyordu. Tabanca elindeydi ama parmakları tabancayı kavramamıştı. Üstelik tabancada hiç parmak izi yoktu. Ayrıca balistik raporuna göre arkadaşınızın kendisini vurmuş olma olasılığı ortadan kalkıyordu. Bunun dışında Bayan Allen geride intihar mektubu da bırakmamıştı. Bu intihar olaylarında çok ender rastlanan bir durumdur. Ayrıca kapı kilitli olmasına rağmen anahtar hala bulunamadı. Jane Planderlate ağır ağır yüzünü onlara doğru döndü ve bir koltuğa oturdu. ''Demek öyle.'' dedi. Zaten en başından beri Barbara'nın kendisini öldürmüş olmasının olanaksız olduğunu hissediyordum. Haklıymışım. O kendisini vurmamış, onu biri öldürmüş. Kız birkaç dakika sessiz sedasız oturdu. Derin düşüncelere dalmıştı. Sonra birden başını kaldırdı. Bana istediğinizi sorabilirsiniz. Size elimden geldiğince yanıt vermeye çalışacağım. Cep sorguya başladı. Dün gece Bayan Elena bir misafir gelmiş. Kendisinin 45 yaşlarında, asker tavırlı, boylu poslu, ince bıyıklı, şık bir adam olduğu söylendi. Standard Swallow marka büyük bir arabası varmış. Bu adamın kim olabileceğini biliyor musunuz? Tabii emin değilim ama verdiğiniz tanım binbaşı Eustace'ı anımsatıyor. Kim bu Bay Eustace? Bana onun hakkında bildiklerinizi anlatın. O, Barbara'nın Hindistan'dayken tanıştığı biri. Bir yıl kadar önce çıka geldi. Ondan sonra da kendisini arada sırada görmeye başladık. Bayan Elena'nın dostu muydu? Jane'in yanıtı imalıydı. Öyle davranıyordu. Peki, Bayan Elena'nın ona karşı tavrı nasıldı? Barbara'nın Eustace'dan pek hoşlandığını sanmıyorum. Hatta hoşlanmadığından emin olduğumu söyleyebilirim. Ama Bayan Allen yine de ona karşı dostça davranıyordu, değil mi? Evet. İyice düşünün Miss Planderlate. Hiç arkadaşınız Bayan Allen'ın ondan korktuğu gibi bir izlenime kapıldınız mı? Jane Planderlate buna ancak bir iki dakika kadar düşündükten sonra yanıt verdi. Evet, sanırım korkuyordu. Adam geldiği zamanlarda hep sinirli olurdu. Bay Eustace ile Bay Leverton West tanışıyorlar mıydı? Sanırım bir kez karşılaştılar. Birbirlerinden pek hoşlanmadıklarını düşünüyorum. Daha doğrusu binbaşı Eustace elinden geldiğince Charles'la dost olmaya çalıştı. Ama Charles'tan karşılık bulamadı. Charles'ın burnu çok iyi koku alır. Kim iyi, kim kötü, çok iyi anlar. Poirot araya girdi. Yani sizce Bay Eustace pek sağlam, düzgün biri değildi, öyle mi? Kız sert ve ciddi bir tonla, "Hayır, değildi," dedi. İnsanı ürküten bir tipi vardı. Bence karanlık biriydi. Üst kademeden değildi. Poirot iç çekti. Yani Bay Eustace bir pukka sahip değildi, öyle mi? Jane Planderlate'in yüzünde hafif bir gülümseme belirdiyse de yine soğuk, ciddi bir tavırla yanıt verdi. Evet. Size bu adamın Bayan Elena'ya şantaj yaptığını söylersem, bu sizi şaşırtır mı Miss Planderlate?
Müfettiş Cep, bu sözlerin etkisini yakından görebilmek için öne doğru eğildi. Gördüğü manzara karşısında memnun oldu. Kız irkildi. Yüzü kıpkırmızı oldu. Elini hiddetle koltuğun kenarına indirdi. Demek sorun buydu. Ne kadar aptalmışım. Bunu tahmin etmeliydim. Tabii. Poirot, sizce bu doğru olabilir mi matmazel? Diye sordu. Ne kadar ahmağım ki bunu daha önce düşünemedim. Barbara son 6 ay içinde benden birkaç kez borç aldı. Tabii ufak meblağlar. Onun oturup banka defterini iyice incelediğini de gördüm. Ama onun geliriyle orantılı bir yaşantısı olduğunu bildiğim için hiç endişelenmedim. Tabii şantaj yapılıyorsa... Poirot, bu varsayım Bayan Allen'ın son zamanlardaki tavırlarını da açıklıyor olabilir, dedi. Kesinlikle, çok sinirliydi. Bazen endişeli oluyordu. Aslında normal halinden çok farklıydı. Poirot usulca mırıldandı. Bağışlayın ama daha önce bize bundan bahsetmemiştiniz. Hatta tam tersini söylemiştiniz. O başka. Jane Planderlet sabırsızca elini salladı. Sinirliydi ama depresyonda değildi. Yani Barbara'nın asla intihar etmeyi düşünür gibi bir hali yoktu. Ama şantaj, evet, keşke bunu bana söyleseydi. Eustace'a cehenneme kadar yolu olduğunu gösterirdim. Poirot başını salladı. Ama o cehenneme değil de Bay Leverton West'e gidebilirdi, değil mi? Jane Planderlet ağır ağır, evet, dedi. Evet, bu doğru. Cep, adamın ona neyle şantaj yaptığı konusunda bir fikriniz var mı? Elinde ne olabilirdi? Diye sordu. Kız başını salladı. En ufak bir fikrim bile yok ama Barbara'yı çok iyi tanıdığına inanan biri olarak bunun aslında çok ciddi bir şey olmadığından eminim. Diğer yandan bir an sustu. Sonra ekledi. Demek istediğim Barbara'nın saf bir tarafı olduğuydu. Kolaylıkla korkutulabilirdi. Gerçekten de Barbara bir şantajcı için kaçırılmayacak bir fırsattı. Aşağılık köpek! Bu son iki sözcüğü büyük bir kin ve nefretle söylemişti. Poirot, ne yazık ki, dedi. Bu cinayette bir terslik var. Yani aslında kurtulmak için şantajcıyı öldürmesi gereken kurbandır. Şantajcının kurbanı öldürmesi pek rastlanan bir durum değil. Jane Planderlet hafifçe irkildi. Kaşlarını çattı. Bu doğru ama bazı durumlarda... Ne gibi? Ya Barbara büyük bir umutsuzluğa kapıldıysa? Belki de adamı o gülünç tabancasıyla tehdit etmeye kalkıştı. Adam tabancayı elinden almaya çalıştı. Mücadele ettiler. O sırada tabanca ateş aldı ve Barbara öldü. Sonra da adam bu olanlar karşısında dehşete düştü ve olaya intihar süsü vermek istedi. Cep, olabilir, dedi. Ama bir sorun var. Genç kadın merak içinde ona baktı. Dün gece Bay Eustace, tabii gelen gerçekten oysa. Buradan onu 20 geçe ayrılmış ve Bayan Elena kapıda iyi geceler dilemiş. Demek öyle. Miss Planderlet'in yüz ifadesi değişti. Anlıyorum. Kısa bir süre konuşmayıp düşündü. Sonra da ağır ağır ''Ama sonradan geri dönmüş de olabilir.'' dedi. Poirot ''Evet, bu olabilir.'' diye belirtti. Cep ''Sizden öğrenmek istediğim bir şey daha var Miss Planderlet. Bayan Allen konuklarını nerede kabul ederdi? Burada mı, yukarıda odasında mı?'' diye sordu. Her ikisinde de. Bu odayı daha çok birlikte verdiğimiz partilerde kullanırdık. Bir de ben arkadaşlarımı genellikle burada ağırlardım. Barbara ile anlaşmıştık. O yukarıdaki büyük yatak odasını almıştı. Orayı misafir ve oturma odası olarak da kullanacaktı. Bense küçük yatak odasını almıştım ve bu odayı kullanıyordum. Eğer Bay Eustace dün gece haberli geldiyse, sizce Bayan Allen kendisini hangi odada kabul etmiş olabilir? Burayı aldığını düşünüyorum. Genç kadının sesinde hafif bir tereddüt seziliyordu. Burası daha resmi. Diğer yandan, eğer çek filan yazmak istediyse onu yukarıdaki odaya da almış olabilir. Burada kağıt kalem yok. Cep başını salladı. Çek söz konusu değildi. Bayan Allen dün bankadan 200 sterlin çekmiş. Şu ana kadar da bu parayı evde bulamadık.
Parayı o ahlaksıza mı vermiş? Zavallı Barbara. Poirot öksürdü. Sizin de dediğiniz gibi adamın Bayan Allen'ı öldürmesi ancak bir kaza sonucu olabilir. Yoksa kendisi için sürekli gelir kaynağı olan birini neden ortadan kaldırsın ki? Kaza mı? Bu kaza değildi. Adam birdenbire kendini kaybetti, gözü döndü ve zavallı Barbara'yı vurdu. Sizce olay böyle mi oldu? Evet, diyen Jane heyecanla. Cinayetti bu, cinayet, diye ekledi. Poirot ciddi bir tavırla. Yanıldığınızı söyleyemem matmazel, diye mırıldandı. Cep, Bayan Allen hangi marka sigara içerdi Miss Plunderlate, diye sordu. Jaspers, kutuda birkaç tane olması gerekiyor. Cep kutuyu açtı. Bir sigara alıp başını salladı ve sigarayı cebine attı. Poirot, peki ya siz matmazel, diye sordu. Aynı markayı. Türk sigarası içmez misiniz? Hayır, asla. Ya Bayan Allen? Hayır, o da içmezdi. Hoşlanmazdı onlardan. Poirot, ya Bay Leverton West? O hangi sigarayı içerdi? Diye sordu. Genç kadın onu sert bakışlarla süzdü. Charles mı? Onun hangi sigarayı içtiğinin ne önemi olabilir ki? Barbara'yı Charles'ın öldürmüş olabileceğini düşünmüyorsunuz değil mi? Poirot omuzlarını silkti. Daha önce de sevdiği kadını öldüren çok erkek görülmüştür, matmazel. Jane sabırsızlık içinde başını salladı. Charles hiç kimseyi öldüremez. O çok dikkatli ve ölçülü bir insandır. Doğru matmazel. Zaten en çözümsüz, en kusursuz cinayetleri de genellikle dikkatli adamlar işler. Kız onu hayretle süzdü. Ama biraz önce ileri sürdüğünüz gibi bir sebepten dolayı değil, Monsieur Poirot. Belçikalı dedektif başıyla onayladı. Evet, bu doğru. Cep ayağa kalktı. Artık burada yapılabilecek daha fazla bir şey olduğunu sanmıyorum. Etrafa son bir kez göz atayım. Barbara'nın parayı evde bir yere saklamış olabileceğini mi düşünüyorsunuz? Olabilir. İstediğiniz her yere bakın. Hatta benim odama bile. Gerçi Barbara'nın parasını oraya saklayacağını hiç sanmıyorum ama. Cep'in araştırması hızlı ancak verimliydi. Birkaç dakika oturma odasını didik didik etmesine yeterli oldu. Sonra yukarıya çıktı. Bu arada Jane Plunderlate kanepenin kolçağına oturmuş, bir sigara yakmış, kaşları çatık şöminedeki alevlere bakıyordu. Poirot da ona bakıyordu. Kızı süzmekle geçirdiği sessiz birkaç dakikanın ardından Poirot yavaşça ''Acaba Bay Leverton West'in şu sıralar Londra'da olup olmadığını biliyor musunuz?'' diye sordu. ''Doğrusu hiçbir bilgim yok ama sanırım hemşire ailesinin yanında. Herhalde ona bir telgraf çekmem gerekiyor. Ne kötü, bunu yapmayı tamamen unuttum.'' Bir felaket durumunda her şeyi anımsamak ve doğru hareket etmek çok zordur matmazel. Zaten kötü haber çabuk yayılır. Ne yazık ki böyle şeyler de çok çabuk duyulur. Kız dalgın dalgın mırıldandı. Evet, bu doğru. O sırada Cep'in merdivenlerden indiğini duydular. Jane dışarı çıkarak onu karşıladı. Evet, bir şey bulabildiniz mi? Baş müfettiş Cep başını salladı. Korkarım işe yarayacak bir ipucu bulamadım Miss Plunderlate. Neredeyse bütün evi aradım. Aa evet, merdivenlerin altındaki şu dolaba da bir bakayım. Konuşurken dolabın tokmağını tutarak çekti. Miss Plunderlate. Orası kilitli, dedi. Sesindeki tuhaflık iki adamın da dikkatini çekmiş, bakışlarını hızla ona yöneltmelerine sebep olmuştu. Cep nezaketle. Evet, kilitli olduğunu görüyorum, dedi. Acaba gidip anahtarı getirebilir miydiniz? Kız sanki taştan bir heykel gibi öylece kala kalmıştı. Ben anahtarın nerede olduğundan emin değilim. Cep hızla bakışlarını kıza yöneltti. Ancak sesi hala nazik ve kayıtsızdı. İşte bu çok kötü. Kapağı açmak için zor kullanıp tahtayı kırmak hiç istemiyorum. Bari Jameson'ı yollayayım da bir çilingir ya da bir maymuncuk getirsin. Kız kas katı kesilmiş bir halde ileri atıldı. ''Aa bir dakika, belki...'' Dönüp oturma odasına gitti
ve bir dakika kadar sonra elinde büyük sayılabilecek bir anahtarla geri döndü. "O dolabı daima kapalı tutardık," diye açıkladı. "Bilirsiniz, şemsiye falan gibi şeyler kolayca çalınabiliyor." Cep neşeyle anahtarı aldı. Akıllıca düşünülmüş bir önlem. Anahtarı takıp dolabın kapağını açtı. Dolabın içi karanlıktı. Cep fenerini çıkararak hızla dolabın içinde gezdirdi. Bu arada Poirot kızın bir an için gerilip soluğunu tuttuğunu hissetti. Bir yandan da gözleriyle cepin fenerinin ışığını takip ediyordu. Dolapta pek fazla bir şey yoktu. Biri kırık üç şemsiye, dört baston, bir golf takımı, iki tenis raketi, özenle katlanmış bir halı ve eski birkaç kanepe yastığı. Yastıkların üzerinde de küçük, zarif bir evrak çantası duruyordu. Cep elini çantaya doğru uzatırken Jane Planderlate hemen. "O benim," diye atıldı. "Onu bu sabah getirdim. İçinde önemli hiçbir şey yok." Cep'in neşeli tavrı daha da belirginleşti. "O zaman bundan emin olalım." Çanta kilitli değildi. İçinde tuvalet malzemeleri, diş fırçaları ve parfüm şişeleri vardı. Bir de iki dergi. Cep çantadan çıkan her şeyi büyük bir dikkat ve özenle inceledi. Daha sonra çantayı kapayarak yastıkları incelemeye başladı. Bu arada kız rahatlayıp derin bir nefes aldı. Dolapta ilk bakışta görülenlerden başka bir şey yoktu. Cep'in araştırması çabuk bitti. Baş müfettiş dolabı yeniden kilitleyerek anahtarı Jane Planderlate'e verdi. "Evet," dedi. "Araştırmamız böylelikle son bulmuş oldu. Bana Leverton West'in adresini verebilir misiniz?" "Falscombe Malikanesi, Little Ledbury, Hampshire." "Teşekkür ederim Miss Planderlate. Şimdilik bu kadar. Belki yeniden uğrarım. Bu arada aklıma gelmişken, bu konudan kimseye bahsetmeyin. Bırakın insanlar intihar olduğunu düşünsün." "Tabii tabii, anlıyorum." Cep ile Poirot Jane'le el sıkışıp sokağa çıktılar. Cep dayanamayarak patladı. "Lanet olsun, o dolapta ne vardı?" "Hiç şüphesiz bir şey vardı." "Evet, bir şey vardı." "Bunun evrak çantası ile ilgili bir şey olduğuna bahse girebilirim. Ama aptallıktan mı desem, beceriksizlikten mi? Hiçbir şey bulamadım. Bütün şişelerin içine baktım. Astarın içini bile yokladım. Lanet olsun, bu ne olabilir?" Poirot düşünceli düşünceli başını salladı. "Cep, kızım bu işle bir şekilde ilgisi var," diye ekledi. "Neymiş efendim, çantayı bu sabah getirmişmiş. Bal gibi de yalan. Çantanın içindeki iki dergiyi gördün mü?" "Evet." "Onlardan biri geçen Temmuz sayısıydı." 7. Bölüm. Ertesi gün Cep, Poirot'un evine geldi. Şapkasını büyük bir sıkıntıyla ve bezginlikle masaya savurduktan sonra bir koltuğa çöktü. "Onun," diye homurdandı. "Bu işle bir ilgisi olmadığı anlaşıldı." "Kimin ilgisi yokmuş?" "Planderlate'in. Kız, gece yarısına kadar bir iç oynamış. Ev sahibi, karısı, konukları olan donanmadan bir kumandan ve iki hizmetçi bu konuda yeminli ifade vermeye hazırlar. Onun bu işe bulaştığına ilişkin tüm şüphelerimizi bir kenara bırakmamız gerekiyor. Kızın kanıtları kuvvetli. Şüpheli bir durum söz konusu değil. Ama yine de merdivenin altındaki dolapta, o küçük evrak çantasını bulduğumuzda neden o kadar telaşlandığını bilmek isterdim. Bu tam size göre bir olay Poirot. Siz, çözümsüz gibi görünen bu türden önemsiz kanıtların gizemini çözmekten zevk alırsınız. Küçük çantanın gizemi çok şeyler ifade edebilecek bir başlık değil mi? Ben de size başka bir başlıktan söz edeyim. Sigara dumanı kokusunun gizemi. İyi bir başlık olamayacak kadar uzun. Kokunun gizemi desek nasıl olur? Neyse, cesedi ilk incelediğimiz sırada koklamanızın sebebi bu muydu? Sizi gördüm ve de duydum. Burnunuzu çekiyordunuz. Hatta bir ara nezle olduğunuzu bile sandım. Çok yanılmışsınız. Cep iç çekti. Ben yalnızca beyninizdeki hücrelerin üstün olduğunu düşünüyordum. Yoksa beyninizdekiler gibi burnunuzdaki hücreler de mi herkesinkinden üstün? Hayır, hayır, sakin olun.
Jeb şüpheyle ekledi. Benim burnum da iyi koku alır sevgili dostum. Jeb Poirot'u şüpheyle süzdü. Sonra cebinden bir sigara çıkardı. Bu, Bayan Ella'nın içtiği sigaralardan. Gaspers. Bu izmaritlerden tam 6 adet bulundu. Diğerleri ise Türk izmaritiymiş. Kesinlikle doğru. Sanırım o muhteşem burnunuz daha bunları görmeden durumu keşfetmişti. Emin olun, burnumun bu konuyla ilgisi yok. Burnum hiçbir şey algılamadı. Ama beyin hücreleriniz bir şeyler algıladı, öyle mi? Bazı ipuçları vardı. Siz de o fikirde değil misiniz? Jeb onu yan gözle süzdü. Örneğin odada kesinlikle olmayan bir şey. Sonra odadakilere özellikle eklenmiş bir şey. Sonra o yazı masasının üzerinde. Anlamıştım zaten. O acayip tüy kalemi kastediyorsunuz. Tüy kalemin yalnızca olumsuz bir rolü var. Jeb daha belirgin bir konuya geçmeyi yeğledi. Charles Leverton West yarım saat sonra Scotland Yard'a gelip benimle görüşecek. Bu görüşmede sizin de bulunmak isteyeceğinizi düşündüm. Bunu gerçekten çok isterim. Sanırım Bay Eustace'ın izini bulduğumuzu duymaktan da çok mutlu olacaksınız. Cromwell Caddesi'nde bir daire kiralamış. Mükemmel. Hakkında biraz araştırma yaptık. Bu Eustace pek güvenilir, sağlam bir adam değil. Leverton West'le konuştuktan sonra gidip onu göreceğiz. Size uyar mı? Kesinlikle. O zaman hadi gelin. Charles Leverton West tam 11.30'da sorgu için baş müfettiş Jeb'in odasına alındı. Jeb ayağa kalkarak onun elini sıktı. Milletvekili orta boylu, kişilik sahibi genç bir adamdı. Sinek kaydı tıraş olmuştu. Aktörlerinki gibi ifadesi çabuk değişen bir ağzı, ünlü hatiplerinin çoğunun olduğu gibi hafif patlak gözleri vardı. Yakışıklıydı ama bu kişiliğinin önüne geçmiyordu. Soluk benzine ve üzgün, hatta perişan haline rağmen son derecede sakin ve ölçülü davranmayı başarıyordu. Bir sandalyeye oturdu. Şapkasıyla eldivenlerini masanın üzerine bıraktıktan sonra cephe doğru döndü. Bay Leverton West, öncelikle bu konunun sizi ne kadar sarstığını bildiğimi, bunun sizin için ne kadar zor olduğunu anladığımı belirtmek isterim. Leverton West hafifçe elini salladı. Şu an için önemli olan benim ne hissettiğim değil. Baş müfettiş, lütfen bana, nişanlımın, Bayan Ella'nın intihar etmesinin sebebi konusunda bir fikriniz olup olmadığını söyler misiniz? Bu konuda siz bize yardımcı olamaz mısınız? Nasıl? Kendisiyle kavga etmiş miydiniz? Aranızda herhangi bir kırgınlık var mıydı? Kesinlikle öyle bir şey yoktu. Bu benim için çok büyük bir şok oldu. Bunun bir intihar değil, cinayet olduğunu söylersem, belki o zaman durum sizin için daha bir anlam kazanır. Cinayet mi? Charles Leverton West'in gözleri neredeyse yuvalarından fırlıyordu. Cinayet mi dediniz? Evet, doğru, öyle dedim. Evet, Bay Leverton West. Şimdi bana Bayan Ellen'ı kimin ortadan kaldırmak istemiş olabileceğine ilişkin bir fikriniz olup olmadığını söyleyebilir misiniz? Bay Leverton West yanıt verirken neredeyse kekeliyordu. Hayır, hayır, asla. Bu akıl alır bir şey değil. Düşüncesi bile korkunç. Size hiç düşmanları olduğundan bahsetmedi mi? Kendisine kini olan, ondan intikam almak isteyecek birinden. Asla. Onun tabancası olduğunu biliyor muydunuz? Hayır, bu konuda bir bilgim yoktu. Çok şaşırmış olduğu anlaşılıyordu. Miss Blunderlate, Bayan Ellen'ın yıllar önce Hindistan'dan bir tabanca getirmiş olduğunu söyledi. Öyle miymiş? Elbette, tabii bu Miss Blunderlate'in ifadesi. Bayan Ellen kendisini bir şekilde tehlikede hissetmiş ve bazı özel nedenlerden ötürü bu tabancayı almış da olabilir. Charles Leverton West başını salladı. Duyduklarına inanamadığı anlaşılıyordu. Sersemlemiş gibiydi. Miss Blunderlate hakkındaki görüşünüz nedir Bay Leverton West? Sizce o sözüne güvenilir, dürüst bir insan mıdır? Milletvekili bir an düşündü. Evet, öyle olduğunu düşünüyorum.
Öyle olduğunu söyleyebilirim. Dikkatle onu süzmekte olan Jep mırıldandı. Sanırım ondan pek hoşlanmıyorsunuz. Bunu söyleyemem. Kendisi benim hoşlandığım, ilgi duyduğum türde bir kadın değil. Başına buyruk, alaycı, bağımsız tipler bana pek çekici gelmez. Ama onun kesinlikle dürüst, güvenilir bir insan olduğunu söyleyebilirim. Jep, dedi. Bay Eustace adında birini tanıyor musunuz? Eustace. Aa evet, bu adı anımsıyorum. Onunla bir kez Barbara'nın, yani Bayan Ellen'ın evinde karşılaşmıştım. Ben de pek güvenilir bir insan izlenimi uyandırmadı. Bunu nişanlıma, yani Bayan Ellen'a da söyledim. Evlendikten sonra evimize gelmesini kabul edemeyeceğim tipte bir insandı o. Bayan Ellen'ın bu konudaki görüşü neydi? O da benimle aynı fikirdeydi. Hislerimde hiçbir zaman yanılmadığımı bilirdi. Bir erkek, bir diğer erkeği kadınlardan çok daha iyi tanır. Bana uzun zamandan beri görmediği bir adama karşı kaba davranamayacağını söyledi. Sanırım burnunun büyüdüğünün, şımardığının düşünülmesinden çekiniyordu. Tabii eşim olarak eski tanıdıklarının bir kısmıyla görüşmesinin biraz uygunsuz düşeceğini ileride anlayacaktı. Jep açıkça sordu. Yani sizinle evlenmekle sınıf mı atlamış olacaktı? Leverton West bakımlı, manikürlü elini kaldırdı. Hayır, hayır. Tam olarak bunu demek istemedim. Aslında Bayan Ellen'ın annesi ailemin uzaktan akrabasıydı. Yani doğuştan aynı sınıftaydık. Ne var ki benim pozisyonumdaki birinin dostlarını seçerken çok dikkatli olması gerekiyor. Tabii eşimin de öyle. Bizler halkın gözü önünde yaşamak durumunda olan insanlarız. Jep soğuk, alaycı bir ifadeyle karşılık verdi. Tabii, tabii. Ve ekledi. Demek bize yardımcı olamayacaksınız. Gerçekten yardım edemeyeceğim. Henüz bu olayı anlayabilmiş bile değilim. Kendimi boşlukta gibi hissediyorum. Barbara, öldürülmüş. İnanılır gibi değil. Neyse, Bay Leverton West. Şimdi bana 5 Kasım gecesi neler yaptığınızı anlatır mısınız? Nerede olduğumu mu? Benim ne yaptığımı mı? Leverton West'in ses tonu isyan edercesine tizleşmişti. Jep, bu yalnızca bir formalite, diye açıkladı. Biz, bunu herkese sormak zorundayız. Charles Leverton West ona aşağılayarak baktı. Benim durumumdaki birinin bundan muaf tutulması gerekir. Jep yanıt vermeden bekledi. Ben bir düşüneyim. Aa evet, parlamentodaydım. Oradan 10:30'da ayrıldım. Nehir kıyısında biraz yürüdüm. Havai fişekleri seyrettim. Jep neşeyle. Neyse ki artık böyle komplolar düzenlenmiyor, dedi. Leverton West onu soğuk bakışlarla süzdü. Ve sonra da yürüyerek evime gittim. Londra'da Anslow Meydanı'nda oturuyorsunuz değil mi? Evinize kaçta vardınız? Kesin olarak bilemiyorum. 11, 11:30. O sıralar olduğunu söyleyebilirim. Size kapıyı açan biri oldu mu? Hayır, anahtarım vardı. Yürürken rastladığınız biri oldu mu? Hayır, bakın müfettiş, bu sorularınız beni sinirlendirmeye başladı. Emin olun Bay Leverton West, bu yalnızca formalite. Bunu kişisel algılamayın. Bu yanıt milletvekilinin öfkesini yatıştırırmış gibiydi. Hepsi bu kadarsa... Şimdilik bu kadar Bay Leverton West. Gelişmelerden beni haberdar edersiniz değil mi? Tabii efendim. Bu arada sizi Monsieur Hercule Poirot ile tanıştırayım. Adını duymuş olmalısınız. Bay Leverton West büyük bir ilgiyle ufak tefek Belçikalıyı süzdü. Evet, evet, adını duydum. Monsieur, Hercule Poirot'un davranışları birden abartılı bir hal almıştı. Monsieur, emin olun halinize yüreğim sızladı. Ne büyük kayıp, nasıl bir elem bu? Kim bilir ne büyük bir ıstıraba katlanıyorsunuz. Başka bir şey söyleyemeyeceğim. Siz İngilizler duygularınızı gizlemekte mükemmelsiniz. Çabucak sigara tabakasını çıkardı. İzninizle. Aa, boşmuş. Jep. Leverton West hemen kendi tabakasını çıkararak.
buradan alın Monsieur Poirot diye mırıldandı. Teşekkürler, teşekkürler. Poirot bir sigara aldı. Diğeri, sizin de belirttiğiniz gibi Monsieur Poirot diyerek başını salladı. Biz İngilizler duygularımızı belli etmekten hoşlanmayız. Her zaman kendine hakim ol. Bizim düsturumuz budur. İki adamı selamlayarak dışarı çıktı. Cep hiddetle homurdandı. Cansız balıktan farksız. Sanki doldurulmuş bir baykuş. Miss Blunderlate onun hakkındaki görüşlerinde kesinlikle haklı. Yakışıklı bir adam. Espriden anlamayan, soğuk. Bazı kadınların çok hoşuna gidebilir. Neyse, bakalım sigaradan bir şey çıkacak mı? Poirot başını sallayarak sigarayı uzattı. Mısır tütünü, pahalı bir marka. Bunun bir yararı yok. Ne yazık ki adamın o gece nerede olduğuna ilişkin iddialarında da tutarlı bir taraf yok. Tanığı yok. Nerede olduğunu kanıtlaması olanaksız. Aslında kanıtı bile yok. Biliyor musunuz Poirot? Keşke durum tam tersi olsaydı. Yani kadın ona şantaj yapsaydı. Adam tam şantaj yapılacak tipte biri. Kuzu kuzu parayı verirdi. Skandala engel olmak için bu gibilerin yapmayacakları şey yoktur. Olayı istediğiniz gibi yorumlamanız iyi hoş da bunun bize bir yararı olmaz. Açıkçası bu bizim konumuz değil. Öyle. Bizi asıl ilgilendiren Eustace. Onun hakkında bazı şeyler öğrendim. Adam tam anlamıyla ahlaksızın teki, karanlık bir tip. Bu arada aklıma gelmişken Miss Blunderlate ile ilgili önerimi yerine getirdiniz mi? Evet, bir dakika bekleyin de telefon edip son haberleri alalım. Telefonla konuşmaya başladı. Kısa bir konuşmanın ardından ahizeyi yerine bırakarak Poirot'a baktı. Kalpsiz bir kız o. Golf oynamaya gitmiş. Ev arkadaşı daha bir gün önce öldürülmüşken yapılacak şey mi bu? Poirot birden bir çığlık attı. Cep merakla sordu. Yine ne oldu? Ne var ki Poirot kendi kendine mırıldanıyordu. Tabii, tabii, elbette. Ne kadar aptalım. Her şey insanın gözüne girecek kadar ortadayken üstelik. Cep kaba bir tavırla, ağzınızda bir şeyler gevelemeyi bırakın da gidip şu Eustace denilen adamla konuşalım diye söylendi. Aynı anda Poirot'un yüzünde beliren mutlu gülümsemeyi fark ederek şaşırdı. Ama evet, kesinlikle onunla konuşmalıyız. Gerçi şimdi artık her şeyi biliyorum. Her şeyi. 8. Bölüm. Bay Eustace iki adamı kendinden emin, kibar, deneyimli bir dünya vatandaşı havasında karşıladı. Daire küçüktü. Kendi deyimiyle yalnızca bir baş sokacak yerdi. Konuklarına içki ikram etmek istedi. Reddedilince sigara tabakasını çıkardı. Jeff ve Poirot bir an için anlamlı bir şekilde bakıştılar. Sonra her ikisi de birer sigara aldılar. Jeff sigarayı parmaklarının arasında çevirirken, ''Gördüğüm kadarıyla Türk tütünü içiyorsunuz.'' dedi. ''Evet, öyle. Yoksa siz Virginia tütünü mü isterdiniz? Bir yerlerde bir paket olacaktı.'' ''Hayır, bu da benim için kesinlikle yeterli.'' Jeff öne doğru eğildi. Ses tonu birden tamamen değişti. ''Bay Eustace, sanırım buraya neden geldiğimi tahmin ediyorsunuzdur.'' Adam başını salladı. Tavırları tamamen kayıtsız, rahattı. Bay Eustace iri yarı, bir anlamda oldukça yakışıklı sayılabilecek bir tipti. Gözlerinin etrafı hafifçe torbalanmıştı. Küçük, kısık gözleri davranışlarındaki rahat, neşeli havayı yalanlar gibiydi. ''Hayır, dedi. Sizin gibi önemli birinin, bir baş müfettişin, beni neden görmek isteyebileceği konusunda en ufak bir fikrim bile yok. Arabamla mı ilgili?'' ''Hayır, hayır, arabanızla ilgili değil. Sanırım Bayan Barbara Ellen adında birini tanıyordunuz, değil mi Bay Eustace?'' Eustace arkasına yaslandı. Sigarasının dumanını birkaç kez havaya üfledikten sonra durumu birden anlamış havasında yüksek bir ses tonuyla. ''Aa, demek konu bu,'' dedi. ''Tahmin etmeliydim. Çok üzücü bir olay.'' ''Olayı biliyor musunuz? Dün gece gazetede okudum. Çok yazık. Sanırım Bayan Ellen'ı Hindistan'dan tanıyordunuz.''
Evet, ama bu yıllar önceydi. Bayan Ellen'ın kocasını da tanır mıydınız? Kısa bir sessizlik oldu, anlık bir tereddüt. Ama o sırada adam küçük bir domuzu andıran sinsi gözleriyle Poirot'u ve cepi süzdü. Sonra yanıt verdi. Hayır, Bayan Ellen'ın kocasıyla asla karşılaşmadım. Ama onun hakkında bilginiz var, değil mi? Peki, saygın biri sayılamayacağını duymuştum. Ama bütün bunlar bir söylenti de olabilir. Bayan Ellen ondan hiç bahsetmedi mi? Asla onun hakkında konuşmazdı. Onunla samimi miydiniz? Bay Eustace omuz silkti. Onunla eski dostuz, hepsi bu, eski dost. Fakat birbirimizi pek sık görmüyorduk. Ama onu geçen gece gördünüz, değil mi? Yani 5 Kasım gecesi. Evet, doğrusunu isterseniz gördüm. Sanırım onu evinde ziyaret etmişsiniz. Bay Eustace onaylar şekilde başını salladı. Sesindeki sevecenlik ve üzüntü seziliyordu. Evet, benden yapacağı bazı yatırımlara ilişkin bilgi almak istiyordu. Tabii sözü nereye getireceğinizi biliyorum. Ne durumda olduğunu soracaksınız. Ruhsal durumunu filan. Doğrusu bu konuda kesin bir şey söylemek güç. Davranışları son derece normaldi. Ama sanırım, şimdi düşünüyorum da, galiba biraz sinirliydi. Ama size daha sonra yapmayı amaçladığı şey konusunda bir imada bulunmadı, değil mi? Kesinlikle hayır. Hatta oradan ayrılırken kendisine onu en kısa zamanda telefonla arayacağımı, birlikte tiyatroya falan gidebileceğimizi söyledim. Ona kendisini telefonla arayacağınızı mı söylediniz? Onunla yaptığınız son konuşma bu muydu? Evet. İlginç. Bana sizin çok farklı bir şey söylediğinizden bahsettiler. Eustace'ın yüzünün rengi değişti. Şey, tabii tam olarak ne söylediğimi anımsamıyorum. Şahitlerin ifadelerine göre düşün ve bana haber ver demişsiniz. Durun bakayım. Evet, sanırım haklısınız. Tam olarak öyle değil. Bana ne zaman uygun olduğunu haber vermesini istedim. Cep. Bu pek aynı şey değil, dedi. Öyle değil mi? Bay Eustace omzunu silkti. Dostum, bir insanın herhangi bir yerde söylediği her sözcüğü anımsamasını beklemiyorsunuz herhalde. Peki, Bayan Ellen ne yanıt verdi? Bana telefon edeceğini söyledi. Ancak bu kadarını anımsayabiliyorum. Ondan sonra da siz, peki görüşürüz dediniz değil mi? Olabilir. Herhalde öyle bir şeyler söyledim. Cep yavaşça. Bayan Ellen'ın size yatırımları konusunda danışmak istediğini söylediniz, diye mırıldandı. Acaba size önerdiğiniz bir işe yatırmanız için 200 sterlin verdi mi? Eustace'ın yüzü mosmor kesildi. Öne doğru eğilerek homurdandı. Ne demek istiyorsunuz? Verdi mi, vermedi mi? Bu sadece beni ilgilendirir müfettiş bey. Cep aynı sakinlikte. Bayan Ellen bankadaki hesabından 200 sterlin çekmiş, dedi. Paranın bir kısmı 5 sterlinlik banknotlar halindeymiş. Tabii bu paraların numaralarının izini sürebiliriz. Verdiyse ne olur ki? Bu para bir işe yatırmak için miydi Bay Eustace? Yoksa şantaj karşılığında mı verilmişti? Saçma bir fikir bu. Bakalım daha neler çıkacak, ne iddialarda bulunacaksınız? Cep en ciddi tavrını takınarak yanıt verdi. Bay Eustace, sanırım size Scotland Yard'a gelip ifade vermeye razı olup olmadığınızı sormam gerekiyor. Tabii sizi buna zorlayamam. İsterseniz ifadeniz alınırken avukatınızın da bulunmasını talep edebilirsiniz. Avukat mı? Neden avukata ihtiyacım olsun ki? Beni neyle suçluyorsunuz? Bayan Ellen'ın ölümündeki sırrı çözmeye çalışıyorum. Buraya bakın. Yoksa siz. Tanrım, ama bu saçmalık. Bakın, tüm olan şu. Barbara ile randevum vardı. Gidip onu gördüm. Ne zaman oldu bu? Sanırım 9:30'da. Oturup konuştuk. Ve sigara içtiniz. Evet, sigara da içtik.
diyen Eustace meydan okuyucusuna bir ifadeyle sordu. Bu suç mu? Bu konuşma nerede oldu? Oturma odasında. O da içeri girince sokak kapısının sol tarafında. Dediğim gibi Barbara ile dostça sohbet ettik. 10:30'a doğru oradan ayrıldım. 1-2 dakika kadar da kapının önünde durarak ona son birkaç söz söyledim. Poirot mırıldandı. Evet, bunlar gerçekten de son sözleriydi. Eustace Poirot'a dönerek adeta nefretle ve tiksinerek sordu. Siz de kim oluyorsunuz? Bunu bilmek isterim. Lanet olasıca bir yabancı. Kim oluyorsunuz da burnunuzu bu işe sokuyorsunuz? Ufak tefek Belçikalı ağırbaşlı bir tavırla cevap verdi. Ben Hercule Poirot'uyum. İsterseniz Aşil heykeli olun. Bundan bana ne? Dediğim gibi Barbara'dan dostça ayrıldım. Oradan doğruca Far East kulübüne gittim. 11:25 kala oradaydım ve doğruca oyun odasına çıktım. Orada saat 1:30'a kadar briç oynadım. Bu kadarı yeterli mi? Alın bunu ağzınıza sakız edin. Çiğneyin çiğneyebildiğiniz kadar. Poirot kaşlarını çattı. Ben sakız çiğnemem. Anlaşılan oldukça sağlam tanıklarınız var. Demir kadar sağlam, çürütülemez tanıklarım var. Kulüpte briç oynuyordum. Cephe doğru döndü. Evet, bu sizi tatmin etti mi? Ziyaretiniz sırasında hep oturma odasında mı kaldınız? Evet. Yukarıya, Bayan Ellen'ın yatak odasına çıkmadınız mı? Hayır, size söylediğim gibi. Oturma odasında oturup konuştuk ve oradan hiç ayrılmadık. Cip adamı 1-2 dakika süreyle düşünceli bakışlarla süzdü. Sonra da ''Kaç tane kol düğmeniz var?'' diye sordu. ''Kol düğmesi, bunun bu olayla ne ilgisi var?'' ''Elbette ki bu soruma yanıt vermek zorunda değilsiniz.'' ''Değil miyim? Benim yanıtlamaktan kaçınmak gibi bir niyetim asla yok. Saklayacak bir şeyim yok ki. Tabii sizden, benden özür dilemenizi de isteyeceğim. Öncelikle bunlar.'' Kolunu uzatarak gömleğindeki kol düğmelerini gösterdi. Cep, altın ve platin armalı kol düğmelerine bir göz atarak başını salladı. ''Sonra şunlar var.'' Kalktı ve çekmecelerden birini kendine doğru çekti. İçinden aldığı kutunun kapağını açtıktan sonra kaba bir tavırla adeta cebin burnuna soktu. Baş müfettiş, ''Hepsi çok şık.'' dedi. ''Ama biri kırılmış, minesi çatlayıp bir parçası düşmüş.'' ''Düştüyse ne olacak?'' ''Herhalde bunun ne zaman olduğunu anımsamıyorsunuz.'' ''Sanırım 1-2 gün önce oldu, daha fazla değil.'' Bunun Bayan Ellen'ı ziyaret ettiğiniz sırada olduğunu söylesem bu sizi şaşırtır mı? Neden şaşırsın? Oraya gittiğimi saklamıyorum ki. Eustace kendinden emin bir tavırla konuşuyordu. Homurdanmayı, haksızlığa karşı isyan eden adam rolünü oynamayı sürdürüyor ama bu arada elleri titriyordu. Cep öne doğru eğilerek sözcüklerin üzerine basa basa ekledi. Evet, ama kol düğmesinin parçası oturma odasında bulunmadı. Yukarıda Bayan Ellen'ın yatak odasında bulundu. Yani kadının öldürüldüğü odada. Bir adamın aynen sizin içtiğiniz sigaralardan içtiği odada. Baş müfettiş adamı köşeye sıkıştırmıştı. Eustace koltuğunda büzüldü. Gözleri bir sağ bir sola kaydı. Kendinden emin bir kabadayının aşağılık bir korkağa dönüşmesi hiç de hoş bir görüntü değildi. ''Elinizde benim aleyhimde bir kanıt yok.'' Adeta inliyordu, sesi ağlamaklıydı. ''Cinayeti üzerime yıkmaya çalışıyorsunuz. Ama bunu yapamazsınız. Tanıklarım var. O gece o evden ayrıldıktan sonra oraya tekrar gitmedim. Yakınından bile geçmedim.'' Konuşma sırası Poirot'a gelmişti. ''Evet, o gece o eve dönmediniz. Yakınından bile geçmediniz.'' Buna ihtiyacınız yoktu. Çünkü belki de siz evden ayrıldığınız sırada Bayan Ellen zaten ölmüştü. Bu olanaksız. O kapının hemen arkasındaydı. Benimle konuştu. İnsanlar da bunu duydu ve onu gördü. Poirot yavaşça. Onlar sizin Bayan Ellen'le konuştuğunuzu duymuşlar.
Sonra onun yanıtını beklediğinize ve yeniden bir şeyler mırıldandığınıza tanık olmuşlar. Bu çok eski bir taktik. İnsanlar Bayan Ellen'ın kapının arkasında durduğunu varsaymışlar. Ama onu gören olmamış. Hiçbir kadının sırtında gece mi yoksa gündüz elbisesi mi olduğunu bile bilmiyor. Hatta giysinin rengini bile söyleyemiyor. Tanrım, bu doğru değil. Bu doğru olamaz. Adam iyice perişan olmuştu. Artık zangır zangır titriyordu. Cep ona nefretle baktı. Sonra da sert bir tonda ''Sizden benimle birlikte gelmenizi isteyeceğim.'' dedi. ''Beni tutukluyor musunuz?'' ''Şöyle diyelim, sizi bir süre için gözaltında tutacağım. Soruşturmanın daha sağlıklı olması açısından böyle yapmam gerekiyor.'' Derin sessizliği uzun, titrek bir iç çekiş yardı. O kendinden emin, küstah Bay Eustace çaresizlik içinde mırıldandı. ''Mahvoldum.'' Hercule Poirot ellerini ovuşturarak neşeyle gülümsedi. Çok eğlendiği anlaşılıyordu. 9. Bölüm. O gün içerisinde ilerleyen saatlerde Cep profesyonel bir övünçle ''Adam iyice dağıldı, direnci filan kalmadı.'' dedi. Poirot ile aynı arabada Brampton Caddesi boyunca ilerliyorlardı. Poirot dalgın dalgın ''Oyunun bittiğini biliyordu.'' diye mırıldandı. Müfettiş Cep, ''Elimizde adamın aleyhinde bir sürü delil var.'' dedi. 2-3 takma isim, bir çek dolandırıcılığı. Sonra bir sürede Albay Bett adıyla Ritz Otel'de kalmış. Piccadilly'deki tüccarların neredeyse yarısını dolandırmış. Şu an için onu bu suçlarından dolayı gözaltında tutuyoruz. Bu olayın da kesin olarak tamamlanmasını bekliyoruz. Bu arada böyle telaşla şehir dışına çıkmamızın sebebi ne sevgili dostum? Bu olayın bir çözüme ulaştırılması gerekiyor sevgili dostum. Her şey yerli yerine oturmalı. Çözülmemiş bir şey kalmamalı. Ben senin önerdiğin gizemi çözmenin peşindeyim. Kayıp küçük evrak çantasının gizemi. Kayıp küçük evrak çantasının gizemi. Bu adı ben takmıştım. Çantanın kayıp olduğunu da sanmıyorum. Bekle dostum. Araba dar ara sokağa saptı. 14 numaralı evin önünde durdular. O sırada Jane Planderlate'de küçük bir Austin 7 marka otomobilden iniyordu. Üzerinde golf giysileri vardı. İki adama bir bakış attıktan sonra çantasından anahtarını çıkararak kapıyı açtı. Girmez miydiniz? Kadın önden ilerledi. Cepte onun peşinden oturma odasına girdi. Poirot birkaç dakika holde kaldı. Kendi kendine etrafa bakınıyor, homurdanıp duruyordu. Sinir bozucu. Bu kollarda ne kadar zor çıkıyor. Bir iki dakika sonra o da paltosunu çıkarmış olarak oturma odasına girdi. Cep'in bıyıklarının gölgelediği dudaklarında bir gülümseme belirdi. Açılan dolap kapağının hafif gıcırtısını duymuştu. Cep soran gözlerle Poirot'a baktı. Poirot belirsiz bir şekilde başını salladı. Cep kısaca, ''Sizi pek fazla rahatsız etmeyeceğiz Miss Planderlate,'' dedi. ''Buraya yalnızca size Bayan Ellen'ın avukatının adını sormak için uğramıştık.'' ''Avukatının mı?'' kız başını salladı. ''Onun avukatı olup olmadığından bile haberim yok.'' ''Ama sizinle birlikte bu evi kiraladığı zaman birinin bir kontrat hazırlamış olması gerekiyor.'' ''Hayır, böyle bir şey olmadı. Anlayacağınız bu evi ben kiraladım. Kontrat benim adıma. Barbara kiranın yarısını bana verirdi. Yani tamamen gayri resmi bir anlaşmaydı bu.'' ''Anlıyorum, şey, neyse, demek bu durumda yapılabilecek bir şey yok.'' Jane Planderlate nazikçe. ''Size yardımcı olamadığım için üzgünüm.'' dedi. ''Aslında bu o kadar da önemli değil.'' diyen Cep kapıya doğru ilerledi. ''Golften mi döndünüz?'' ''Evet.'' Kızın yüzü kızardı. ''Herhalde benim çok kalpsiz olduğumu düşünüyorsunuz. Aslına bakılırsa bu evde yalnız kalmak bana çok zor geliyor. Dışarı çıkıp bir şeyler yapmak, kafamı dağıtmak istedim. İyice yorulmam gerekiyordu. Yoksa boğulacaktım.'' Genç kız heyecanla konuşuyordu. Poirot hemen atıldı. ''Anlıyorum matmazel, bu çok doğal.
kesinlikle anlaşılır bir durum. Evde oturup düşünmek, kafanda bir şeyleri kurmak, bu hiç de hoş olmazdı. Jane kısaca, anladığınıza sevindim, dedi. Üye olduğunuz bir kulüp var mı? Evet, Wentworth'e üyeyim. Poirot, güzel bir gün, dedi. Ne yazık ki ağaçlarda pek fazla yaprak kalmadı. Daha bir hafta öncesine kadar korular olağanüstüydü. Bugün de bir hayli güzel bir gün. Cep resmi bir tavırla. İyi günler Miss Blunderlate, dedi. Gelişmelerden size haberdar edeceğiz. Bu arada birinden şüphelenip gözaltına aldık. Kimi? Kız onlara büyük bir merakla bakıyordu. Bay Eustace'ı. Jane Blunderlate başını sallayarak arkasını döndü ve sigarasını yakmak için eğildi. Araba sokağın köşesinden dönerken Cep merakla sordu. Evet. Poirot gülümsedi. Çok kolay oldu. Bu kez anahtar kilitteydi. Ve? Poirot yeniden gülümsedi. Golf sopaları alınmıştı. Tabii, kız her şey olabilir ama asla aptal değil. Dolaptan eksilen başka bir şey var mıydı? Poirot başıyla onayladı. Evet dostum, küçük evrak çantası. Cep gaza bastı. Lanet olsun, bir şey olduğunu biliyordum. Ama kahretsin, bu ne? Çantayı iyice aradım. Zavallı Cep, nasıl derler? Çok açık değil mi sevgili dostum Watson? Cep Poirot'a hiddetle baktı ve ''Şimdi nereye gidiyoruz?'' diye sordu. Poirot saatine bir göz attı. ''Henüz 4 bile olmamış. Sanırım karanlık basmadan Wentworth'e ulaşabiliriz.'' ''Kızın gerçekten oraya gittiğini mi düşünüyorsun?'' ''Evet, öyle sanıyorum.'' Jane Blunderlate ifadesini soruşturacağımızın bilincinde. ''Evet, evet. Onun kulübe gitmiş olduğunu öğreneceğimizden eminim.'' Cep homurdandı. ''Peki, gidelim bakalım.'' Yoğun trafiğin arasında ustalıkla ilerledi. ''Aslına bakılırsa o çantanın cinayetle ne ilgisi olduğunu anlayamıyorum. Bence bunun olayla en ufak bir bağlantısı bile yok. Konu tamamen başka.'' ''Ben de seninle aynı fikirdeyim dostum. Bu çantanın olayla hiçbir ilgisi yok.'' O halde neden? Lütfen yanıt verme, açıklama. Biliyorum, düzen ve yöntem, her şey çözümlenmeli. Neyse ki güzel bir gün. Süratle kulübe doğru ilerliyorlardı. Wentworth Golf Kulübü'ne 4:30'u biraz geçe eriştiler. Hafta içi olduğu için o gün kulüp kalabalık değildi. Poirot hemen golf takımlarına bakan büroya gitti. Miss Blunderlate'in golf takımlarını istedi. Ve onun ertesi gün başka bir sahada oynayacağını belirtti. Bürodaki genç görevli içeriye doğru seslendi. Daha genç bir çocuk köşeye bırakılmış sopa takımlarını karıştırdı. Sonunda üzerinde JP arması bulunan bir çantayı getirdi. Poirot, teşekkür ederim, dedi. Biraz ilerledi ve sonra arkasını dönüp kayıtsız bir ifadeyle. ''Acaba Miss Blunderlate burada küçük bir evrak çantası da bırakmış olabilir mi?'' diye sordu. ''Bugün bırakmadı efendim. Kulüp binasındakilere sorun. Oraya bırakılmış olabilir. Kendisi bugün buraya geldi değil mi?'' ''Evet efendim, onu gördüm. Çantasını taşımak için yardımcı olarak kimi aldığını biliyor musunuz? Miss Blunderlate evrak çantasını kaybetti de... Üstelik en son ne zaman yanında olduğunu da anımsamıyor. Yanına yardımcı almadı. Buraya gelerek birkaç top satın aldı. Sonra bir ya da iki sopa seçti. Sanırım o sırada elinde küçük bir evrak çantası vardı. Poirot teşekkür ederek arkasını döndü. Cep'le birlikte kulüp binasına doğru ilerlediler. Poirot bir an durarak hayranlıkla manzarayı seyretti. Ne güzel değil mi? Koyu yeşil çam ağaçları ve de göl. Evet, göl. Cep ona çabucak bir göz attı. Demek öyle düşünüyorsun. Poirot gülümsedi. Belki biri bir şeyler görmüştür. Yerinizde olsaydım hemen soruşturmaya başlardım. 10. Bölüm. Poirot geri çekildi.
başını hafifçe yana eğerek odaya son bir kez göz attı. Şuraya bir sandalye, şuraya bir sandalye daha. Evet, çok hoş olmuştu oda. Kapının zili çalıyordu. Gelen cep olmalıydı. Scotland Yard müfettişi hızla içeri girdi. Çok haklıymışsınız yaşlı kurt, işin üç yüzü ortaya çıktı. Dün genç bir kadın Wentworth'taki göle bir şey atarken görülmüş. Tanım aynen Jane Planderlate'e uyuyor. Suya atılan şeyi fazla güçlük çekmeden çıkardık. O kısım bir hayli sazlıktı. Suya atılan şey neydi? Ne olacak? O evrak çantası işte. İyi de Tanrı aşkına neden? İşte beni rahatsız eden bu. Çantada hiçbir şey yoktu. Dergiler bile. Görünüşte aklı başında bir kız. Şık, pahalı bir çantayı neden suya atsın? Biliyor musunuz? Bütün gece bunu düşünmekten uykum kaçtı. Zavallı cep, artık üzülmeyin. Sorunuzun yanıtını birazdan öğreneceksiniz. Kapı çalıyor. Poirot'un kusursuz uşağı George kapıyı açtı. Gelen Miss Planderlate'ti. Genç kız her zamanki gibi kendinden emin havasıyla içeri girdi. İki adamı selamladı. Poirot hemen açıkladı. Sizi buraya çağırdım. Çünkü size verilecek bir haberim vardı. Şuraya buyurun, Cep, siz de şuraya oturun. Kız kendisine gösterilen yere geçti. Şapkasını yana iterek önce Poirot'a sonra da Cep'e baktı. Ardından şapkasını çıkararak sabırsız bir şekilde yanına koydu. Evet, dedi. Sanırım Bay Eustace tutuklanmış. Herhalde bunu sabah gazetelerde gördünüz. Evet, Poirot. Şu anda kendisi basit bir suçla itham edilmekte, diye belirtti. Bu arada biz de cinayetle ilgili delilleri topluyoruz. Demek olayın cinayet olduğu kesinleşti. Kızım bunu sorarkenki heyecanı sesinden anlaşılıyordu. Poirot başını salladı. Evet, cinayetti. Bir insanın bir başka insanın hayatına bilerek ve isteyerek son vermesi. Kız hafifçe titredi. Lütfen, diye mırıldandı. Böyle söylediğiniz zaman olay insana çok korkunç. Evet, ama zaten cinayet korkunç bir şey. Poirot bir an sustu, sonra. Şimdi Miss Planderlate, size bu olayda gerçeklere nasıl ulaştığımı açıklayacağım. Kız bir Poirot'a baktı, bir de cephe. Baş müfettiş gülümsüyordu. Poirot'un kendince bazı yöntemleri vardır Miss Planderlate, dedi cep ardından. Onu çok takdir ediyor. Onunla çalışmaktan keyif alıyorum. Sanırım Poirot'un söyleyeceklerini dinlesek iyi olur. Poirot açıklamalarına başladı. Bildiğiniz gibi matmazel, olay yerine arkadaşımla birlikte 6 Kasım sabahı geldik. Doğruca Bayan Allen'ın cesedinin bulunduğu odaya girdik. İlk anda dikkatimi çeken birkaç önemli ayrıntı oldu. Odada kesinlikle bir tuhaflık vardı. Olmaması gereken bir şeyler. Kız mırıldandı. Devam edin. Öncelikle sigara dumanı kokusu. Cep atıldı. Doğru. Hatta bu konuyu abarttığınızı bile düşündüm. Benim burnuma hiçbir koku gelmemişti. Poirot hemen ona doğru döndü. Kesinlikle doğru. Siz sigara kokusu alamadınız. Ben de öyle. İşte zaten tuhaf olan da buydu. Çok tuhaftı. Çünkü hem kapı hem de pencere sıkı sıkı kapalıydı. Kül tablasındaysa en aşağı 10 izmarit duruyordu. Buna rağmen odada hiç koku olmaması, içerideki havanın gayet temiz olması çok, çok tuhaftı. Demek kastettiğiniz buydu. Cep içini çekti. Her zaman o kadar dolambaçlı yollara sapıyorsunuz ki. Sizin Sherlock Holmes'unuz da aynı şeyi yaparmış. Unutmayın ki bir macerasında köpeğin geceki tuhaf davranışlarına dikkat çeker. Ama aslında köpek o gece hiçbir şey yapmamıştır. Tuhaf olan da budur zaten, bir şey yapmaması. Neyse, biz kendi olayımıza dönelim. Dikkatimi çeken ikinci şey ise kadının kol saatiydi. Saatin nesi vardı? Önemli bir şey değil ama saat sağ bileğe takılmıştı. Tecrübelerime dayanarak söylüyorum. İnsanların büyük bir çoğunluğu saatlerini sol bileklerinde taşırlar. Cep omuz silkti.
Ama o daha ağzını açmadan Poirot açıklamayı sürdürdü. Ama sizin de belirttiğiniz gibi bu, herkes için geçerli olmayabilir. Bazı insanlar saatlerini sağ bileklerine takmayı yeğleyebilirler. Şimdi çok daha ilginç bir şeye geçiyorum dostlarım. Yazı masasına. Cep, evet dedi. Bunu tahmin etmiştim. Bu gerçekten çok tuhaftı. Çok dikkat çekici, ilginç. İki nedenden dolayı çok tuhaf olduğunu söyleyebilirim. Birincisi, o yazı masasında bir şey eksikti. Jane Planderley söze karıştı. Eksik olan neydi? Poirot ona doğru döndü. Bir yaprak kurutma kağıdı matmazel. Sümenin üstünde tertemiz, el değmemiş bir kurutma kağıdı vardı. Jane omuz silkti. Monsieur Poirot, insan zaman zaman kullanılmış kurutma kağıtlarını bloknotundan çıkarıp atabilir. Evet, ama bunu nasıl yapar? Çöp sepetine atar değil mi? Ama çöp sepetinde yoktu. Buna özellikle baktım. Jane Planderlate'in sabırsızlandığı anlaşılıyordu. Herhalde kağıt daha önceki bir gün atılmıştı da ondan. Sümenin üzerindeki yaprak temizdi. Çünkü Barbara o gün hiç mektup yazmamıştı. İşte bu olanaksız matmazel. Çünkü o akşam Bayan Ellen'ı posta kutusuna giderken görenler var. Bu yüzden o gün mektup yazmış olması gerekiyor. Mektuplarını aşağı katta yazmış olamaz. Çünkü orada kağıt kalem yoktu. Herhalde mektup yazmak için sizin yatak odanıza da girmemiştir. Bu durumda yazdıktan sonra fazla mürekkebi sildiği kurutma kağıdına ne olmuştu? Evet, bazen bazı insanlar atacakları kağıdı çöp sepeti yerine ateşe atarlar. Ama odada şömine de yoktu. Yalnızca bir gaz sobası vardı. Misafir odasındaki şömine ise bir gün önce yakılmamıştı. Çünkü siz de bana eve geldiğiniz zaman odunları yakılmaya hazır halde bulduğunuzu söylediniz. Bir an durdu. Önemsiz gibi görünen ama ilginç bir durumdu bu. Her yere baktım, tüm çöp sepetlerine. Ama kurutma kağıdını bulamadım. Bu durumda bu bana çok daha önemli göründü. Sanki biri bu kurutma kağıdını özellikle koparıp almıştı. Neden? Çünkü o kağıdın üzerinde aynaya tutulunca kolayca okunabilecek bazı yazılar vardı. Aslında yazı masasıyla ilgili olarak ikinci bir tuhaf nokta daha vardı. Cep, belki masanın üzerindeki eşyaların düzenini anımsarsınız. Ortada sümen ve mürekkep okkası duruyordu. Kalemlik solda, takvim ve tüy kalem sağdaydı. Anlamıyor musunuz? Tüy kalemi iyice incelediğimi anımsıyorsunuz değil mi? Bu aslında yalnızca bir dekordu. Asla kullanılmamıştı. Ah, hala anlamadınız mı? Tekrar açıklayayım. Ortada sümen, solda kalemlik. Solda cep. Normalde kalemlik daima sağda olmaz mı? Sağ ile kolayca ulaşılacak şekilde. Aa, şimdi anlamaya başladınız değil mi? Kalemlik soldaydı. Saat ise sağ bilekte. Kurutma kağıdı alınmıştı ama odaya onun yerine bir şey konulmuştu. İçinde izmaritler bulunan okül tablası. Odanın havası tertemizdi. En ufak bir sigara kokusu yoktu cep. Burası penceresi bütün gece kapalı değil. Açık olan bir odaydı. O zaman gözümde bir sahne canlandırdım. Başını çevirip Jane'e baktı. Bu sahnede siz taksiyle eve geliyorsunuz matmazel. Şoföre para veriyor, merdivenlerden yukarı çıkarken belki de Barbara diye sesleniyorsunuz. Sonra arkadaşınızı elinde tabancayla yerde cansız bir şekilde yatar buluyorsunuz. Tabanca tabii sol elindeydi. Çünkü o solaktı. Ve bu yüzden de kurşun başının sol tarafından girmişti. Sonra Bayan Ellen'ın size yazdığı mektubu buluyorsunuz. Arkadaşınız bu mektupta size intihar etmesinin sebebini açıklıyor. Sanırım çok dokunaklı bir mektuptu bu. Şantaj yüzünden kendini öldürmeye karar veren genç, sevecen ve mutsuz bir kadının mektubu. Poirot bir an sustu. İşte tam o anda hemen aklınıza bir fikir geliyor. Bu felakete sebep olan biri var. O cezalandırılmalı. Hak ettiği cezaya çarptırılmalı. Tabancayı alıyor, bunu silerek Bayan Ellen'ın sağ eline sıkıştırıyorsunuz. Notu ve bunun üzerine koyulan kurutma kağıdını alıyorsunuz. Aşağıya inerek şömineyi yakıyor.
kağıtları ateşe atıyorsunuz. Odada iki kişi oturup konuşmuş gibi bir izlenim uyandırmak için de kül tablasını ve yerde bulduğunuz kol düğmesi parçasını yukarıya götürüyorsunuz. O kol düğmesi parçasını bulmanız tamamen bir rastlantı. Ama bunun kesin bir kanıt sayılacağını düşünüyorsunuz. Sonra pencereyi kapatıp kapıyı kilitliyorsunuz. Odaya girip bazı şeyleri değiştirdiğinizden kesinlikle kimse şüphelenmemeliydi. Polisin bu sahneyi hazırladığınız şekliyle görmesi gerekiyor. Bu yüzden de sokaktakilerden yardım istemiyor, hemen polise telefon ediyorsunuz. Size bu sahnede daha sonra olanları anlatmayı sürdürebilirim. Seçtiğiniz rolü soğukkanlı ve kararlı bir şekilde sahneliyorsunuz. Önce açıklama yapmaya yanaşmıyor. Ama olayın intihar olmadığından şüphelenmemiz için zekice imalarda bulunuyorsunuz. Daha sonra da bizim Bay Eustace'dan şüphelenmemizi sağlıyorsunuz. Evet Matmazel, bu çok zekice, çok zekice planlanmış bir cinayet ya da öyle bir şey. Bay Eustace'ı katletme girişimi. Jane Planderlate ayağı fırladı. Bu cinayet değil, yalnızca adaleti sağlamaktı. O adam Barbara'nın ölümüne sebep oldu. Zavallı, o kadar iyi, o kadar tatlı bir insandı ki. Barbaracık, Hindistan'a ilk gittiği zaman bir adama aşık olmuş. Aralarında bir ilişki başlamış. O sıralar henüz 17 yaşındaymış. Adam hem ondan yaşlı hem de evliymiş. Sonra Barbara'nın bir çocuğu olmuş. Gerçi kızını kimsesiz çocukların kaldığı yurtlardan birine verebilirmiş ama o böyle bir şeyin mevzu bahis olmasını bile kabul etmiyormuş. Kendisini kimsenin tanımayacağı bir yere gitmiş ve bir süre sonra Bayan Ellen olarak geri dönmüş. Ardından çocuğu ölmüş. O da İngiltere'ye gelmiş. Burada da Charles'a. O kendini beğenmiş. Ukala adama aşık oldu. Charles'a tapıyordu. O ise bu olağanüstü sevgiyi doğal haklıymış gibi algılıyordu. Eğer Charles farklı tipte bir erkek olsaydı, Barbara'ya ona tüm gerçeği anlatmasını önerirdim. Ama Charles'ı tanıyan biri olarak Barbara'ya dilini tutması gerektiğini söyledim. Ne de olsa bu konuyu benden başka bilen yoktu. Sonra o iğrenç yaratık, Eustace denen adam çıka geldi. Gerisini biliyorsunuz. Barbara'dan şantajla sürekli para almaya başladı. Barbara her nasılsa o son akşam Charles'ı da bir skandal tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığını anladı. Charles'la evlendiği takdirde Eustace'ın ekmeğine yağ sürmüş olacağını, adamı nasıl istediğini elde edeceğini fark etti. Skandaldan ölesiye korkan zengin bir adamla hayatını birleştirmiş olacaktı. Eustace bankadan onun için çektiği parayı alıp gittikten sonra Barbara oturup düşündü. Sonra yukarıya çıkıp bana o mektubu yazdı. Mektupta Charles'ı çok sevdiğini, onsuz yaşayamayacağını ama nişanlısının iyiliği için onunla evlenmemesi gerektiğini yazıyordu. Bıraktığı mektupta ''En iyi ve belki de tek çözüm bu'' demişti. Kız başını geriye attı. ''Hala yaptıklarıma şaşıyor musunuz? Bunun cinayet olduğunu söyleyebiliyor musunuz?'' ''Evet, çünkü bu aslında bir cinayetti.'' Poirot'un sesi sert çıktı. Bazen bir cinayet olayında katil insana haklıymış gibi görünebilir. Ama cinayet cinayettir. Siz zeki ve dürüst bir insansınız Matmazel. Gerçeği olduğu gibi kabul etmelisiniz. Arkadaşınız öldü. Çünkü o yaşamak için gerekli olan cesarete sahip değildi. Ona hak verebiliriz. Onun için üzülebiliriz. Ama gerçek ortada. İntihar etti. Onu kimse öldürmedi. Kısa bir ara verdikten sonra ekledi. Size gelince, o adam şimdi hapishanede. Diğer suçlarından dolayı uzun yıllar hapis yatacak. Ya siz? Gerçekten de bir insanın yaşamını, dikkat edin, yaşamını diyorum, bilerek ve isteyerek mahvetmek istiyor musunuz? Kız Poirot'a baktı. Gözlerinin rengi koyulaşmıştı. Birdenbire bağırdı. Hayır, haklısınız. Bunu istemiyorum. Topuğunun üzerinde dönerek hızla odadan çıktı. Kapı hızla çarpılarak kapandı. Cep uzun uzun ıslık çaldı. Vay canına! Çok şaşırdım. Poirot yanına oturarak ona dostça gülümsedi. Bir sessizlik oldu. Uzun bir sessizlik.
Biraz sonra sessizliği bozan yine cep oldu. İntihar süsü verilen bir cinayet değilmiş. Aksine, cinayet süsü verilen bir intiharmış. Evet, üstelik de bu çok zekice planlanmıştı. Hiçbir şey abartılmamıştı. Cep birden haykırdı. Peki ya evrak çantası? Çantanın bu olayla ne ilgisi vardı? Ah dostum, sevgili dostum. Size söylediğim gibi, onun bu olayla hiç ilgisi yoktu. O halde neden? Golf sopaları. Golf sopaları cep. Bunlar solak birinin golf sopalarıydı. Jane Planderlate kendi golf takımını Wentworth Golf Kulübü'nde tutuyordu. O dolaptaki golf sopaları ise Barbara Allen'ındı. İşte bu yüzden de kız, biz dolabı açtığımız zaman çok telaşlandı. Tüm planı alt üst olabilirdi. Fakat kız çok zeki. Bir anda kendini ele vermiş olabileceğini sezdi. Bizim fark ettiğimizi gördü. Ve anında durumu kurtarmak için aklına gelen ilk şeyi yaptı. Dikkatimizi başka bir şeyin, yanlış nesnenin üzerine çekmeye çalıştı. Evrak çantasına bakarak, ''O benim, onu bu sabah getirdim.'' dedi. İçinde bir şey olmadığını söyledi. Ve kızın umduğu gibi siz de hemen çantadan şüphelendiniz. Yanlış izin peşinden gittiniz. Aynı nedenle kız ertesi günde golf sopalarını ortadan kaldırırken gözümüzü boyamak için yine evrak çantasından yararlanmayı sürdürdü. Bizi gafil avladı. Yani onun asıl amacı? Düşünsenize dostum. İnsanın bir çanta dolusu golf sopasından kurtulmasının en iyi yolu nedir? Bunları yakamaz. Çöp tenekesine de atamazsınız. Sopaları bir yerde bırakırsanız, bulanın size iade etmesi olasılığı söz konusudur. Miss Blenderlate takım çantasını alıp golf sahasına götürdü. Kendi çantasından bir iki sopa alıp bunları golf kulübünde bıraktı. Sonra da yanına golf takımını taşıyan yardımcıyı almadan sahaya çıktı. Herhalde arada sırada bir sopayı ortasından kırıyor ve parçaları da otların arasına atıyordu. Sonunda boş çantayı da attı. Golf sahasında kırık bir golf sopası bulan biri bundan asla şüphelenmezdi. Oyunda çok kızan iddialı golfçülerin öfkeden tüm sopalarını kırıp attıkları çok görülmüştür. Zaten golf böyle bir oyundur. Kız davranışlarıyla yakından ilgilenebileceğimizin, iz süreceğimizin farkındaydı. İşte bu yüzden bizi şaşırtmak için yine o evrak çantasını kullandı. Çantayı dikkati çekecek bir şekilde göle attı. İşte dostum, evrak çantasının gizemi bu. Cep bir süre suskun bir şekilde dostunu süzdü. Sonra da ayağa kalkarak Poirot'un omzuna vurdu ve kahkahalarla gülmeye başladı. Senin gibi bir yaşlı kurt için hiç fena değil. Olağanüstüsünüz Monsieur Poirot. Hadi gelin, gidip birlikte bir yerde bir şeyler atıştıralım. Ne dersiniz? Memnuniyetle sevgili dostum. Ama bir şeyler atıştırmak olmaz. Bir Fransız lokantasına gidelim. Mantarlı omlet, dana yahni, Fransız usulü bezelye ve ardından da bir romlu tatlı, harika olur. Cep, hadi gidelim diyerek gülümsedi.